Evet değerli izleyiciler, iyi akşamlar diliyorum hepinize. İnşallah güzel bir programla yine karşınızdayız. Ancak bu programımız ilk defa yayınlayacağımız ve yayına ilk defa başlayacağımız, benim tahminim sizlerin de çok beğeneceğiniz bir program olacağı kanaati, çok değerli bir arkadaşımızla, çok değerli bir Çorumlu hemşehrimizle, siyasi bir hemşehrimizle birlikte bu programı sunacağız ve inşallah milliyetçi ve muhafazakar ve ittifakların en güzeli Cumhur İttifakı'yla yorumlarımızı sürdüreceğiz ve inşallah da Çorum'umuza ve vatanımıza, devletimize ve milletimize faydalı bir program olacak diye düşünüyorum. Bu program analiz programı, her Perşembe günü saat 19'da yayınlanacak ve programın aslında ev sahipliğini misafirimiz yapacak. Şimdi misafir diyoruz, ilk program olduğu için bundan sonraki süreçte de kendisi bu programı yine birlikte devam edebildiğimiz kadar edeceğiz. Ancak daha sonraki süreçte de inşallah kendisi devam ettirecek. Çok değerli bir arkadaşımız bugün beraberiz. Değerli bir arkadaşımızla Mehmet Akif Aras. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Başkanım. Şimdilik hoş geldiniz diyelim. Daha sonra ev sahipliğini size bırakacağız zaten inşallah. Mehmet Akif Bey, tabii biz şimdi her ne kadar tarif etsek de, anlatsak da, tanısak da çoğu vatandaşlarımızın ülkücü, milliyetçi ve milletvekili adayı olarak bildiği, benim de hem yakinen tanıdığım çok değerli bir kardeşim. Beraber program yapmaktan da gurur duyacağım bu saatten sonra da. Çok değerli bir kardeşim. Evet, her ne kadar biz seni tanısak da, sen kendini tanımayan var mıdır? Yoktur kanaatindeyim ama yine de böyle siyasi özgeçmişinizi bir toparlarsanız Sayın Başkanım. İyi akşamlar diliyorum Sayın Kaya. Hoş bulduk. Ben öncelikle aziz Çorumlu hemşerilerimi, ekranları başından programımızı izleyen Kent 19 TV izleyicilerini muhabbetle selamlıyorum. Ülkücü, milliyetçi camiayla tanışıklığım ilk olarak Türk Milliyetçiliği ve Ülkücü Hareket'in fikriyatıyla çocukluk yıllarımda oldu. Teşkilatlarla tanışıklığım da gençlik yıllarımda yani oldu. Yani doğuştan ülkücüsünüz. Evet, doğuştan. Daha sonra ülke ocaklarında öğrencilik yıllarımda görev almaya başladım. Okul başkanlığı, yurt başkanlığı, üniversite başkanlığı gibi kademelerden sonra ocak yöneticiliği de yaptıktan sonra en son ülke ocakları Çorum İl Başkanlığı görevinde bulundum. 2005 ile 2010 yılları arasında. Daha sonraki süreçte de 2016 yılında da Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevini yerine getirdim. 2018 yılında da milletvekili adayı oldum. Bunun dışında ülke ocaklarında yayın organları ve neşriyat üzerine çalışmalarım oldu, yazılarım oldu, çıkardığım dergilerim oldu. Kısaca özeti bu. Evet. Milletvekilliği birinci sıra, değil mi? Milliyetçi Hareket Partisi'ni birinci sıra adaydınız ama çok zahmetli, meşakkatli bir çalışma sonucu çok az bir şeyle kaybetmiştiniz. İnşallah bundan sonra süreçte de siyaset arenasında daha güzel yerlerde görmek isteriz sizi. İnşallah. Diyorum. Tabii sizin o görev yaptığınız yıllarda da talihsizlik mi diyelim yoksa bir şans mı diyelim? Bizim için siz bir şanstınız. Halk için, vatandaş için de sizin için nasıldı? Onu sizin cephesinden, siyasi cepheden biraz daha zordu tabii o günler. Cumhur İttifakı'nın olduğu yıllardı. Artı bir de 15 Temmuz geldi üstüne. Sizi sık sık mitinglerde, bu tür toplantılarda görüyorduk, dinliyor idik. O süreci bir anlatır mısınız? Sürecin ilk başında Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olarak genel başkanımızın takdirleriyle görevlendirildim. Görev aldığım dönemde Türkiye'de 1 Kasım seçimleri yapılmış, üzerinden kısa bir zaman geçmiş. Ancak tabii
FETÖ tehditlerinin, terör tehditlerinin sıkıştırdığı bir siyaset, evet, bir yönetim, bunalımlı bir dönemden geçiyordu Türkiye. Ancak çok sıkıntılı bir süreç yaşanıyordu. Bir süreçti. 1 Kasım seçimleri yapılmasına rağmen 2 ay sonra partimizi karıştırmak isteyen, partimizde iktidar olamamanın, uzun yıllar hükümet olmaktan uzak kalmanın, bunun dışında liderle ilgili problem yaşayan arkadaşların bir nevi çalışmalar sonucunda partimiz epey bir sıkıntılı bir dönem parti geçirdi. Parti içinde de sıkıntılar yaşadınız değil mi? Parti içinde yaşadığımız sıkıntılı dönemde görev aldım ben zaten. Evet. Bu görev aldığımız dönemde de siyasi çalışmalarımıza henüz başladık derken Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir kongre talebi oldu arkadaşlarımızın. Daha sonra bunun ucunu kaçırdılar, tabi partileşmeye gittiler ama başta asıl gaye zaten parti kurmaktı. Liderimiz ve teşkilatlarımız bu üzerimize yapılan baskıyı bertaraf ederek sonuçta Milliyetçi Hareket Partisi'ni selamete çıkardılar. Ancak o aylarda da 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Tabii 15 Temmuz darbe girişimi olduktan sonra Türkiye'de siyasi ve sosyal şartlar değişti. Yani eski kavramların yerine yeni kavramlar, eski siyaset üzerine kurulu anlayış değişti. Vatandaşlarımız da bu siyaset anlayışıyla birlikte düşüncelerini, bakışlarını, kendi iradelerini siyasete daha fazla yansıtmaya başladılar. Örnek veriyorum, daha önce baktıkları yerden bakmadıkları için de siyasette yaptıkları tercihler, hükümet etme şekilleriyle ilgili de milli bir irade ortaya koydular. 15 Temmuz darbe girişim milletimizin iradesiyle, silkinişiyle bir şekilde bertaraf edildi zaten. Bertaraf edildikten sonra da Genel Başkanımızın tavsiyeleri ve öngörüleriyle birlikte Türkiye'de yeni bir hükümet etme sistemi inşa edilmesi yönünde adımlar atıldı. Tabii 15 Temmuz'dan 3-4 ay sonra hatırlarsam Ekim ayıydı 2016 yılının. Genel Başkanımızın tavsiyesi üzerine Türkiye'de bir referandum gündeme geldi. Tabii Cumhurbaşkanlığı Hükümet Etme Sistemi'nin ismini, Cumhur İttifakı'nın isminin de mimarı Sayın Genel Başkanımız Devlet Bey'dir. Aynen öyle. Referandum süreci başlayınca Türkiye'de hükümet etme sisteminin aslında aksak, ağır ve Türkiye'nin önünü açamayacak bir sistem olduğunu vatandaşlarımız daha net gördüler. Örneğin Devlet Bey çıktı dedi ki anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili sürekli tartışmalar var. Ben bunu güvence altına alınmasını istiyorum. Cumhurbaşkanının yetkileriyle ilgili sınırlamalar yok. Bununla ilgili tam bir netlik yok. Cumhurbaşkanının yetkilerini de sınırlandıracağız. Yargıyla yasama arasına kalan çizgiler çekeceğiz. Hızlı karar alabilen bir karar mekanizması kuracağız. Cumhurbaşkanı hükümet etme sisteminin kısaca ana başlıkları bunlardı. Daha sonra referandum kararı meclisten çıktıktan sonra da vatandaşlarımızın önüne geldi. Vatandaşlarımız da bunu sandığa giderek tescillediler. Yani vatandaşlarımız genel başkanımızın ortaya koyduğu iradeye destek olarak milli bir iradeyle, referandumda da oylarıyla bunu desteklediler ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hükümet etme sistemine geçti. Cumhurbaşkanı'nın hükümet etme sistemine geçtikten sonra tabii Türkiye'deki ittifaklar gündeme geldi ve Türkiye'de 50+1 yani yarısından fazlasının, evet, vatandaşlarımızın oylarının yarısından fazlasını alarak bir hükümet kurulması gündeme gelince o günden başlayarak da Türkiye'de ittifaklar üzerine seçimlere gidildi. Yani Türkiye özellikle 90'lı yıllarda koalisyonlarla yönetiliyordu. Yani bir parti oy alıyordu, diğer parti belli bir oranda oy alıyordu. Seçimlerden sonra işte kim kimle sayı yakalarsa diye bir araya geliyorlardı. Ama seçimlerden önce anlaşma veya uzlaşmaları ve ortak bir mutabakatlar olmuyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminde kurulan ittifaklarda seçim öncesinden bir mutabakat sağlandı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhur İttifakı'nda seçime giriş satımı halinde daha önceden müştereklerde anlaştılar. Evet. Kendi istikametlerini çizdiler ve o şekilde girdiler. Tabii bir de Millet İttifakı da kendi tercihleri, onlar da bir ittifak kurdular. Evet. Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemine geçtikten sonra Türkiye hızlı karar alabilen bir devlet haline geldi. Örnek veriyorum, eskiden
eski hükümet etme sistemi denilen parlamenter sistemde Doğu Akdeniz'de petrol aramak için belki Türkiye'de bir ay gündem meşgul olacaktı. Türkiye örnek veriyorum Afrin'e girerken işte Milli Güvenlik Kurulu toplanacaktı, tavsiyede bulunacaktı, muhalefet konuşacaktı, partiler konuşacaktı, bir ay geçecekti. Yargıyla ilgili şimdi daha hızlı hareket edilerek bu kararlar daha hızlı alınıyor ve Türk devleti daha güçlü hale geliyor. Millet iradesi daha fazla hükümete yansıyor. Bunun dışında yargıyla, yasamayla ilgili konulan kalın çizgilerden dolayı bunların ayrılığı daha netleşti. Ancak Cumhurbaşkanı hükümet etme sisteminin kökleşmesi ve güçlenmesi karşısında da tabii bunu eleştirenler, buna karşı çıkanlar da sürekli parlamenter sisteme dönüş, hatta bunu biraz daha sempatik hale getirmek için de güçlendirilmiş parlamenter sistem diyerek bunu sürekli gündeme taşıdılar ki halen de taşıyorlar. Tabii anayasa çalışmaları yapıyorlar ama Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemi özellikle 15 Temmuz'daki milli iradenin, milli silkinişin ortaya konulmasıyla istikbalimiz için, istiklalimiz için çok önemli bir adım olmuştur. Bu adımın mimarları da halen Türkiye'yi yönetiyor. Referandum süreci ve yeni hükümet etme sistemine geçtikten sonra Türkiye ayak bağlarından kurtuldu. Daha güçlü, daha bağımsız bir ülke haline geldi. Biz bunun köklenip, güçlenip daha da kuvvetli hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak tabii ne kadar buna kabul göstermeyen cepheler, ittifaklar olsa da inşallah Cenab-ı Allah'ın izniyle 2023 yılına kadar bu Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Etme Sistemi kuvvetlenecek ve 2023'te de Cumhuriyetimizin 100. yılında da daha kuvvetli bir şekilde de bir tam yönetim mekanizması. Ben de onu soracaktım. Yani bu ittifakla birlikte, bu seçim hükümet sistemiyle birlikte 2023 vizyonu diyecektim ki ağzımdan adeta lafı siz aldınız. 2023'te aklıma o zaman şöyle bir soru geldi. 2023'te bu ittifaklar sizce öngörünüz şu haliyle birbirlerini kendi durumlarını korurlar mı? Yoksa değişik şeyler olabilir mi? Mesela bugün Devlet Bey yine bir çağrıda bulundu. Ülkücülere evinize dönün diye. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi, işte İYİ Parti'de bulunan ülkücüleri de kastederek, başta hanımefendiyi de kastederek evinize dönün çağrısında bulundu. Burada yani 2023'e kadar böyle bir şeyler gerçekleşir mi? Yoksa şu anki tabloyla mı gidilir? Sizin öngörünüzü merak ettiğim için soruyorum. Bu tabloyla gidiliyor şu anda. 2023 yılına giderken şimdi Cumhur İttifakı'nın başındaki liderler bu konuda çok kararlı. Devlet Bey onu ve Cumhurbaşkanı onu açıkça çok ortaya kararlı koyuyor, şekilde açıklıyorlar. Ancak özellikle Millet İttifakı'nın idarecileri, yöneticileri, temsilcileri diyeyim. Bunlar sürekli Cumhur İttifakı'nda bir çatlak olduğu, çatlak olacağı, ileride bunun ayrılacağı veya Cumhur İttifakı'nın devam etmeyeceği yönünde açıklamalarda bulunuyorlar. Veya ellerine fırsat geçtikçe de bunu bir şekilde sürekli vatandaşın nezdinde, kamuoyunda dile getiriyorlar. Ama çok fazla karşılık bulmuyor. Şimdi Millet İttifakı'nda bulunan partilerin içerisinden de İYİ Parti hakkında Genel Başkanımızın geçmişte de dillendirdiği eve dönün çağrısını bugün İl Başkanları toplantımızda tekrar geri yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız da daha önce onlarla ilgili olumlu bir beyanda bulundu. Yani orada bulunmamaları gerektiğini vurguladı. Ama onlardan çok fazla bir adım gelmedi. Ama Sayın Genel Başkanımız bugün yine bir çağrıda bulundu. Tabii 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayının Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacağını Genel Başkanımız bugün de vurguladı. Zannedersem dündü. Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi ki Cumhur İttifakı'yla biz zaferlere imza atıyoruz. Bunlar devam edecek 2023 yılına kadar dedi. Ama tabii bu iki partinin dışında partiler katılımı bunu tahmin etmek bugün için çok zor. Doğru, değil mi? Ama ben şuna inanıyorum. Bak ben şuna inanıyorum. Bu da benim şahsi görüşüm, öngörüm. Dışarıda olan, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışında olan ülkücülerin, milliyetçilerin CHP ile Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılan bu ittifakta çok fazla kalamayacaklarını düşünüyorum. Şimdi bunu neden düşünüyorsunuz derseniz
Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı ve İstanbul'da bir tiyatro soytarılığına imza attı. Evet. Ondan sonra orada işte kadın semazenler, ondan sonra Türkçe Kur'an okumalar falan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle ta yıllar önce tek parti dönemindeki o şeyini, yine din düşmanlığını hortlattı. Evet. Burada artık milliyetçilerin, ülkücülerin bu ittifakla ben çok şey yaptıklarını düşünüyorum. Soğuduklarını düşünüyorum. Soğuyacaklarını düşünüyorum. Artısı oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer denen şahıs. Evet. Ondan sonra o da Peygamber Efendimiz'e karikatürler yapan, dil uzatan alçak Charlie Hebdo. Charlie Hebdo dergisini, evet. Dergisinin de yetkililerini İzmir'e davet etti. Allah'tan vali el koydu ve iptal ettirdi. Evet. Şimdi böyle bir pozisyonda milliyetçi bir şahsın, Türk milliyetçisinin, bir ülkücünün, bir Müslüman Türk'ün, yani böyle bir ittifakta hala yer alabileceğini, kalabileceğini daha doğrusu orada ben tahmin etmiyorum, düşünemiyorum. Yani daha doğrusu sığdıramıyorum, onlara yakıştıramıyorum. Evet, kalmamalarını istiyoruz, devam etmemelerini istiyoruz. Oranın onlara yakışmadığını düşünüyorum. Aynen. Genel öyle. Başkanları, evet. Demirtaş'ı kahvaltıya kabul ederken duyulan rahatsızlıktan dolayı evet. Türkiye'de gündeme geldi. Buna benzer şeyler yaşanıyor. İlk kurulduğunda sağınızda Marksistler, bundan memnun musunuz? Bu içine düştüğünüz yanlıştan dönün diye çok uyarılarımız oldu. Ama tabii onların iradeleri, onların tercihleri, ama bizim gönlümüz onların orada bulunmalarından ve orada yaşanılanların bir parçası olmalarından biz memnun değiliz. Evet, ben Genel çok rahatsızım. Genel Başkanımız da bugün yine doğru. Bir çağrıda bulundu. Ancak tabii bu karşıdaki Millet İttifakı'nın da cephesi, Millet İttifakı cephesinin de çatısı Cumhuriyet Halk Partisi. CHP'nin istikametinde gitmek de bir süre sonra zaten bu partiyi bu hale getirdi. Şimdi ilk başlarda zaten Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı o kongre girişimleri olduğunda da hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin idarecileri hep buna destek oldular. Evet. Ve daha sonra bu iki yapı birbirine geldi. Yani CHP bunun bir şekilde bu partinin kuruluş sürecinde etkin oldu. Belki gözlerden kaçtı ama bu yapılan çalışmaların hepsine de destek verdi. O yüzden CHP ile yan yana gelmek, bir taraftan da Demirtaş'la yan yana gelmek yerine bu tercihinizi değiştirin denildiğinde ne kadar kabul gösterirler onu zaman gösterecektir. Evet. Şimdi tabii Cumhur İttifakı 2023 vizyonu, Demirtaş deyince de biliyorsunuz bir ahim kararları, evet. Bu hafta Demirtaş'la ilgili gündeme düştü. Ahim işte Türkiye'ye çeşitli cezalar verdi. Para cezası verdi. Bilmem ne yaptı. Acilen bir an önce Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması gerektiğini falan fişman. Tabii bu kararlar çerçevesinde de Cumhurbaşkanı da, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de açıklama yaptılar. Bu konuda sizin düşüncelerinizi öğrenmek isterim, almak isterim. Selahattin Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı Türk devleti tanımamıştır. Yani işin özeti budur. Evet. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, gerek Devlet Bey'in açıklamaları, gerekse de milletimizin bakış istikameti de o yöndedir. Yani Türk milleti ve Türk devleti bu kararı tanımamaktadır. Ancak burada şöyle bir yanlışa düşülüyor. Yani ülkemizden sürekli bir bu mahkemeye müracaat. Bu mahkeme sanki bizim mahkemelerimizde haklı, doğru bir ölçü yok da Avrupa bunu daha iyi biliyor. Bizden daha gelişmiş, daha insani, daha medeni de bizim ufak tefek yaptığımız yanlışları düzeltiyor gibi bir algı oluşuyor. Bu çok yanlıştır. Çünkü örneğin İspanya'da ETA terör örgütüne hamisi olmaya kalkışan bir partiye bunun tam zıttı bir karar veriyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Türkiye'ye gelince de aynı kararın tam tersini veriyor. Evet. Ve daha sonra da diyor ki
Sen bu insanı yargıladın, işte makul sebeplerle ilgili tartışmalar filan oldu. En son böyle bir karar çıkınca da Demirtaş'la ilgili verilen kararı Türk devleti tanımadı. Tabii burada Türk yargısına gölge düşürülüyor. Türk yargısı sürekli biraz önce bahsettiğim gibi yani bir ölçüsü yokmuş, izanı yokmuş, bu tür konularda çok despotça kararlar veriyormuş gibi bir algı oluşturulması en büyük sıkıntı zaten. Peki Demirtaş'ın ne yaptığını Avrupa biliyor değil mi? Bana göre çok iyi biliyor. Biliyor tabii. Yani bu devlete karşı, Türk tabii. devletine karşı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir evet. ayaklanma, hatta 30-40 kişinin de öldüğü tabii. değil mi? O Kobani tabii. ayaklanmasını falan tahrik eden falan. Bu arada sizinle ortak bir video hazırlatmıştık. O videoyu istersen bir izleyelim. Tabii. İzleyicilerimiz de bu şeyin ahim kararlarının bu videodan sonra evet. nasıl hukuki değil de siyasi olduğunu evet. Türkiye'ye yönelik bir tamamen karalama kampanyası olduğunu, Türkiye'yi sıkıştırmak üzere kurgulanmış tabii. bir hareket olduğunu bir görelim. İzleyelim. Mustafa hazırsa bir görelim onu. İzleyelim. Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Biz bugüne kadar 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. PKK'nin terör örgütleri listesinde bulunuyor olmasının bu süreci zora sokabileceğini, bu listenin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ettik. Buna alışsanız diyorum, çünkü daha biz Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini. Bir bakıyorsunuz akşam televizyonda işte milletvekili PKK'li terörist cenazesinde. Ya ben çok açık söyleyeyim. Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasına ben soruşturma açtırırım. Zannediyor musunuz ki Bodrum Cizre'ye çok uzaktır? Bakın Suriye işte bu şekilde başladı ve bir anda bir kıvılcımla bir iç savaşa dönüştü. Şimdi Türkiye bunun kıyısında işte. Özellikle haftalardır burada direnen bütün halkımıza da bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyoruz. En önde yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte direnmeye devam edeceğiz. Hepinizi kutluyorum tekrar. Muazzam bir halk direnişi var. Bu halk direnişine herkesin sahip çıkması lazım. Evet, Silvan halkı büyük bir baskı altında ama direnişin de saldırıdan daha görkemli, daha büyük olduğu unutulmamalıdır. Büyük temizlik operasyonuymuş, yok bilmem silip süpürme operasyonuymuş. Siz kimsiniz ya? Siz kimin elini süpürüyorsunuz? Siz ancak bu toprakların kanalizasyonunu temizlersiniz. Başka da bir şey temizleyemez. Evet Sayın Başkan. Şimdi burada özellikle izleyince de bunun Avrupa'da bir devlete karşı yapılmış olmasını düşünebiliyor musun? Böyle bir şey olsa değil mi? Hemen idamı bile yaparlar. Terörü kınamamak bile çoğunda suç. Suç. Şimdi şu hareket yani Avrupa'nın hani ahim kararlarının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının bence şu videodan sonra ki biz bunu biliyoruz da yani tekrar hafızalarımızı tazelemiş olduk. Evet. Kesinlikle ve kesinlikle siyasi ve Türkiye'yi sıkıştırmak tabii. üzere kurgulanmış bir hareket olduğunu görüyorum. Evet zaten Demirtaş'ın Türk devleti tarafından ilk tanımlanış şekli PKK'lı bir terörist. Yani Türk devletinin kayıtlarına işte bu işlediği suçlarla ilgili ilk kaydı PKK'lı bir terörist olduğu yönünde. Yani Demirtaş bir siyasi parti temsilcisi, eş başkanı olmadan önce Selahattin Demirtaş PKK'lı bir terörist. Evet. Daha sonradan parti yöneticisi oluyor ve bir videoda da izlediğimiz şekilde parti yöneticilerine de terör örgütünün bütün programlarına katılmaya davet ediyor. Hatta diyor teşvik ettiğini veya emrettiğini söylüyor. Selahattin Demirtaş'ın abisi de PKK'lı bir terörist. Evet. Nurettin Demirtaş. Evet. Bir siyasi parti kurmuş. Daha sonra o siyasi partiyi kapatmış.
ve Türkiye'de herhalde arananlar listesinde daha da bir terörist. Resimleri tabii, de vardı, onların da resimleri vardı. Tabii bunu suistimalini de yapıyorlar çok fazlasıyla. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını Türkiye'de çıkacaklar, diyecekler ki işte bakın çok medeni büyük kutsal Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi affetti. Aslında Türkiye'de bir suçu yok. İşte eline saz verirler. Derler ki bakın saz çalıyor. Derler ki ismi Selo. Hani şirin göstermek evet, için. Evet. İşte Selahattin Demirtaş'ın annesi Cumhurbaşkanımıza mektup yazar. Senin annen de zamanında sen cezaevine düştüğün ya, için evet. Sen bilirsin işte oğlumu bırak diye. Yani o kadının yerine eline mektup alıp yazan bu zihniyet yani her türlü konuyu acite edebilecek, her türlü suistimali yapabilecek bir zihniyet. Evet. Bunu İYİ Parti'nin genel başkanı kahvaltıya çağırırsa, CHP'nin genel başkanı dışarı çıksın derse, işte geçtiğimiz günlerde Bülent Arınç kitabını okudum, bu çok sempatik derse. Selahattin Demirtaş'ın yerinde kim olsa der ki ben çok önemli bir şahsiyetim herhalde Türk siyaseti için diye düşünür ister istemez. Yani aslında bu sadece Selahattin Demirtaş'ın kendisinden ziyade çatısı CHP olan Zillet İttifakı'nın da genel bir görüşü bu. Demirtaş'ın dışarı çıkması. Burada yapılan suistimallerle birlikte de kendileri için büyük bir moral motivasyon kaynağı olacak herhalde. Evet. O CHP'nin sürekli suistimal ettiği bir alan oldu yani Demirtaş meselesi. Evet, şimdi mesela biz devletimizin yanındayız, milliyetçiyiz, evet. Muhafazakarız, hepimiz ülkücüyüz. Şimdi biz hem haklı olduğumuz halde neden güçlü bir şekilde biz bunları püskürtemiyoruz, hep savunmada kalıyoruz. Onlar konuşacak, onlar iftira atacaklar, onlar pres yapacaklar. Biz de hep sürekli savunmada kalacağız. Zillet şimdi, İttifakı mı? Millet İttifakı. Şimdi, adı ne olursa olsun. Evet, adı ne olursa olsun. Bize göre zillet de. Şimdi şunu için söylüyorum. Şimdi bu bütçe görüşmelerinde, Sayın Başkanım, evet. Bütçe görüşmelerinde biz bu kabuğu kırdık. Bu dengeyi evet. Artık değiştirdik. Evet. Şimdi biz hücuma geçtik. Evet. O meclisteki bakanlarımızın konuşmaları, başta Süleyman evet. Soylu'nun konuşmaları olmak üzere evet. Ciddi manada artık biz haklıysak konuşmaya da hakkımız var. Tabii. Değil mi? Hücum etmeye de hakkımız var. O zaman Süleyman Soylu'nun istersen konuşması var mı? Hazırsa Süleyman İzleyelim. Soylu'yu bir izleyelim, onun üzerine konuşalım. İzleyelim. Farklı bir muamele yapmıyoruz. Teröriste terörist diyoruz. Destekçisine de terörist diyoruz. İYİ Partisi'ne, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz. İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Ve koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü bir çirkin Duran Kalkan'a da terörist diyoruz. Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! 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 Az buçuk! Bu çocukların hesabını vereceksiniz. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. Terörist onlar. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. Evet. Çok güzel bir konuşma. Evet. Milletimiz tarafından da acayip derecede desteklenmiş ve takdir almış bir konuşma. Evet. Hakikaten haysiyetsizler. Gerçekten haysiyetsizler ve şeref yoksunları. Bunlar o sadece Hendek olaylarında 500 tane şehidimiz var biliyor musunuz? Evet. 500 şehidimiz olduğu halde o Diyarbakır'ın içlerini, o aile, normal temiz aile düzenlerini nasıl bozmuşlar? Nasıl evden eve geçmişler? Nasıl tüneller kazmışlar? Yani evet. Çok affedersin de hani orada diyor ya siz ancak kanalizasyonları temizlersiniz diyor da evet. Bu kanalizasyonları temizlemek mesele değil. Bunlar lağım fareleri. Bunlar oralarda evet. Yaşıyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunları lağımlarından fare gibi onları çıkarttı tek tek. Anlatabildim mi? Evet. Evet başkanım. Şimdi Süleyman Soylu'nun konuşmalarını izledik. Süleyman Soylu'ya karşı ciddi manada tepkileri var. Meclis konuşmasında da belli oluyor. Evet. Süleyman Soylu gözlerinin içine baka baka dedi ki yani bu paralar size gitmeyecek artık dedi. Hopladılar. Sonra dedi ki bu çocukların hakkını da yedirmeyeceğim size dedi.
Yine hopladılar. Bir tarafta Süleyman Soylu gibi bir devlet adamı veya bakan var. Diğer tarafta da örnek veriyorum, Millet İttifakı cephesinde de ya kararların hiçbirisi hemen hemen Türkiye'de Ankara'da alınmaz diyen bir Ali Babacan var, örnek veriyorum. Şimdi bu bir tarafta millet iradesini cesurca çıkıp konuşan, bu iradeyi gösteren devlet adamı örnekleri bize ihtiyaç. Cumhur İttifakı'na, Türk devlet yönetiminin ihtiyaç duyduğu insan tipi bu. Yalnız bizde şöyle bir hastalık var. 100-150 senedir Türkiye'de mebusluk yapmış, idarecilik yapmış, yöneticilik yapmış. Ama milletimizin ruh köklerinden değil de daha farklı merkezlerden, örnek veriyorum, batıdan beslenmiş. Bir tarafı millete dönük, bir tarafı batıya dönük. Ya oradan icazet aldım deyip millete dönen, bu defa milletin değerleriyle çatışan, yani böyle hastalıklı bir siyaset adamı profili var. Bu siyaset adamı profili 100-150 senedir milletimizin başına bela. Yani mesela şimdi vatandaşın içine giriyorlar, bir manava gidiyor Ali Babacan. Gayet güzel konuşuyor. Diyor ki ben bundanım. Öbür taraftan dönüyor, diyor ki kararların hepsi Ankara'dan alınmaz. Nereden alınır kararların hepsi? Tamam, Türk milleti o zaman Paris'ten yönetilsin. Türk milleti o zaman Münih'ten yönetilsin. Maalesef, Türk milleti evet. Washington'dan yönetilsin. Evet. Ama diğer tarafta da Türk devletinin ruh kökleri diye özellikle vurguluyorum. Çünkü tarihte bir ihtişamı var Türk milletinin. Tarihte kurduğu devletlerin de başarıları var, medeniyetleri var. Şimdi bu medeniyetlere, kahramanlıklara, başarılara hepsine arkanızı dönüp de ya bizden bir şey olmaz. Biz azız. Biz küçüğüz. Biz böyle bir ülkeyiz diye gidip de batıdan, işte Kılıçdaroğlu'nun bidinden iktidar dilendiği gibi dilenmek var. Şimdi bu aynen hastalıklı bir siyasetçi profilidir. Aynen öyle. Evet. Bilge Tonyuk diyor ki biz diyor azız diye niye kendimizi aşağılıyoruz diyor. Baktığımız zaman tarihin derinliklerinde kısa bir cümledir bu. Biz az olabiliriz. Avrupa'ya göre daha farklı bir coğrafyada olabiliriz. Ne bileyim, daha gelişmemiş bir ülke olabiliriz. Şu olabiliriz, bu olabiliriz. Ama bu denli bir aşağılık psikolojisi yaklaşık 100-150 senedir Türk milletinin başına beladır. Bu defa vatandaşın değerleri temsil edilemiyor. Evet. Vatandaşın iradesi siyasetten uzak kalıyor. Evet. Peki burada tabii Süleyman Soylu'yu konuştuk. Hastalıklı bir siyaset hali dediniz değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi ve karşı taraf. Cumhuriyet Halk Partisi ve Zillet İttifakı'nı. Evet. Ondan sonra bu Zillet İttifakı'nın bir Cumhuriyet Halk Partisi kanadından bir milletvekili de Türk ordusu için hani satılık dedi, evet, biliyorsunuz. Türk ordusu satıldı, Katar'a satıldı. Bilmem ne sapır saçma bir laf etti. Sonradan bunların şeyi odur. Bir atarlar, bir çamur atarlar. Yapışırsa yapışır, yapışmazsa izi kalır hesabı. Sonra özür dilerler. Daha doğrusu özür dilemezler de yanlış anlaşıldı derler. Haddini aşan bir konuşma nitelendirildiği zaman da biz haddimizi aşmayız, bizim haddimizi biliriz, siz haddinizi bilin diye karşı hataya geçerler ve bu konuda da ben öyle demedim, satılık ne dedim diyor, işte tank fabrikası satıldı manasında çok absürt bir şeyle karşılıyor. Bu konuda sizin fikrinizi de öğrenmek isterim doğrusu. Şimdi Türk milletinin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi de milattan önce 209. Yani Metehan'ın ordusu diye biliniyor. Biz Türk ordusu dendiği zaman millet olarak diyoruz ki geçmişinde bahadırlıklarla dolu, zaferlerle dolu. Şu anda ülkemizin güvenliğini sağlayan, sınırlarımızda nöbet tutan, evet, işte analarımızın dualarında bulunan, milletimizin dilinde peygamber ocağı diye nitelenen Türk askeri aklımıza geliyor. Ama şimdi Türk ordusuna satılmış diyerek, Türk ordusuna bu şekilde ifadeler kullanarak varacakları nokta nedir? Ben merak ediyorum. Yani bu kullanılan cümlelerin ne millet nezdinde karşılığı var, ne de siyasette bir karşılığı var. Şimdi Türk ordusuna karşıdan bu cümleleri kullanmak ancak bir aymazlıktır. Yani şimdi bunu kim söyler? Bunu Fransız söyler.
Bunu İngiliz söyler. Türk ordusuna gerçekten de dünyada bu konuda büyük bir hayranlık var. Çünkü kurulan birler onlar yüzler sistem ve Metehan'ın ordusu dünyadaki birçok askeri sistem tarafından örnek alınmış zaten. Siz böyle bir ordusu olan milletin mensubusunuz. Abinden herhalde biraz önceki konuda geçtiği gibi bir aşağılık psikolojisi de orada var herhalde. Diyor ki yani Türk ordusu herhalde o 209 yazısını çıkartacak, oraya CHP yazacak veya diyecek ki CHP'nin askerleri olacak. O zaman mı kabul edecek? Yani veya Türk ordusundan beklentisi nedir ki? Yani satılmışlık veya onu açıkça ifade etmesi lazım. Onu ne tatmin eder? Veya yani Türk ordusu ne yaparsa kabul gösterir? O soruyu sormak lazım. Ama Türk ordusuna bu tür söylenmeleri kimse kabul etmez. Ordumuzun içerisine sızan insanlar çıktılar. Tankları milletimizin üstüne sürdüler. Uçaklardan bombalar attılar. Bizim insanımız onların içerisinden birileri hain dedi ama o kurumu karşısına almadı. Gitti dedi ki Türk ordusu benim kendi ordumdur. Türk askeri benim kendi askerimdir, benim evlatlarımdır dedi. İçlerinden dedi hainler çıkmış olabilir 15 Temmuz'da dedi. Hatta 1980 ihtilali de sonuçta ordu yaptı. Daha sonra bir sürü buna benzer badireler atlattı Türk milleti. Ama Türk milleti sürekli ordusuna, askerine sahip çıktı. En son gelinen noktada bu 15 Temmuz'dan sonraki süreçte de Türk ordusu Afrin'e giderken Maraş'tan, Antep'ten, nerelerden geçtiyse vatandaşlar evlerinden gittiler. Yaptıkları çörekleri, börekleri, yemekleri getirdiler, onlara verdiler. Bunlar kendi evlatları olmamasına rağmen dedi ki bu giden benim evladım dedi. Oradan şehitler geldi. Şehitleri bağrına bastı Türkiye. Bir şekilde ordusuna bakışını yine aynı şekilde devam ettirdi. Evet. Ama bu arkadaşlar yani Türk ordusundan rahatsızlıkları herhalde Türk ordusunun başarılara imza atması ya Zeytin Dalı, Afrin veya birçok yaptığı operasyonları veya teröristlerin inlerine girmesi olabilir. Yani. O zaman ben şöyle bir soru geldi aklıma şimdi. Şimdi bunu yapan zihniyetin yani Türk ordusunu sattılar. Türk ordusu evet. Satılık gibi vicdanı böyle bir konuşmaya vicdanı el vermiş bir şahsiyetin ben Türk ve Müslüman ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı özünde olacağına vallahi de inanmıyorum artık billahi de inanmıyorum. Başka bir gayesi olamaz. Şimdi ben salı günkü bizim Kentin Gerçekleri diye bir programımız var. Evet. Orada da aynı şeyleri konuştum. Onu kısaca bir şey yapayım, tekrar etmiş olayım. Şimdi ben şuna inanıyorum. Şuna inandım artık. Türkiye'de şuna inandım. Siyaset yapmak bir tarafa, muhalefet edebilirsiniz. Biz çocukluğumuzdan beri siyaseti biliyoruz. Yani yaşayarak geldik. Evet. Çocukluğumuzda, ocaklardan, ondan sonra ben daha sonra Doğru Yol Partisi Gençlik Kolları İl Başkanlığı yaptım. Evet. Ondan sonra işte AK Parti'nin kuruluşu, yönetimlerde bulunduk, şu oldu, bu oldu. Şimdi iktidarda olabilirsiniz, muhalefette olabilirsiniz. Hatta ve hatta Türkiye'de hiç yani tasvip edilmese de bir ihtilal bile olsa ihtilalin içindeki şahıslar bile zamanla bu olmadı mı? Oldu. Evet. Şahıslar bile bu milli ve manevi duyguları bir defa hiç irdelemeden anlatabildim mi? Yoluna devam etmişler. Şimdi siyaset bu olabilir. Ancak eğer siz Türk ordusuna, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şahsına yani kurumsal kimliğine Türkiye Cumhuriyeti'nin evet. kimliğine saldırıyorsanız kesinlikle bu milletin, bu toprakların, bu coğrafyanın adamı değilsiniz. Evet. Siz şimdi millet olarak işte çeşitli milletlerin adını anmak isterim aslında. İçimden de o geliyor da biliyor musun? Yani onu sanki bir milletleri ayrıştırmak gibi olmasın diye onu söylemiyorum. Evet. Ecnebi diyorum tek kelimeyle. Bu insanların, bu Tunç Soyer'inden al, İmamoğlu'sundan al. Yaptıkları işe göre. Evet. Mesela şimdi ben Akif Bey'i tanırım. Tamam Akif Bey söylemleri de güzel. Ama yaptıklarına baktığım zaman çok farklı bir boyuta giriyor. Tabii. Şimdi Tunç Soyer bir Türk ismi değil mi? Yani Türk ismi gibi. Öbürü İmamoğlu. Sanki imamın oğlu zannedersin. Tamam mı? Evet. Bir papaz kadar şeyi var. Ecnebiliği var. Şu yaptığı Kur'an'ı bir defa Kur'an'ı eğer Türkçe okuyorsanız zaten o Kur'an değil artık. Anlatabildim mi? Bu kadar dine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne saldıran, sisteme saldıran, bu düzenimize, bu yapılmış çok güzel bir cumhuriyet ve demokrasi düzenine saldıran
şahısların, askeriye saldıran şahısların, ben artık Türk ve Müslüman ve Türkiye Cumhuriyeti'nin öz insanı olduğuna artık inanmıyorum. Tabii. Mutlaka ve mutlaka ecnebi ve bir damar bunlar da mevcut diyorum artık. Bu kadar net. Şimdi artık bunlar bitmedikçe kafam. De bizim mücadelemiz bitmeyecek. Şimdi Biden'dan iktidar dilenmekle ne kadar düşüklük değil mi? Çizilen profili biraz önce bahsettim. Yani siyaset bu adam Türk olabilir mi abi? Hangisi? Bu bir de Biden'dan iktidar dilenen, onu da Almanya'dan, İngiltere'den, oralara şikayet eden, oralara sığınanlardan Müslüman Türk diye bahsedebilir miyiz abi? Türk veya Müslümanım diyebilir ama o değerlerden çok uzakta olduğu aşikar. Hain ya bunlar. Hain. Şimdi Biden'ın kapısından iktidar dileniyorlar. Türk ordusuna kin kusuyorlar. Daha sonra Türk ordusu Afrin'e giriyor. Diyorlar ki niye girdin? Türk ordusu Zeytin Dalı'na operasyonunu yapar. Ona karşı çıkarlar. Bunların karşı çıktıkları cephe ve moral motivasyon kaynakları zaten Avrupa, Amerika veya Türkiye'ye karşı cephe olmuş ülkeler. Örneğin Türkiye Afrin'e giriyor. Devletimiz karar almış. Türk ordusu girmiş oraya. Sınır ötesi operasyonlara başlamış. Başlıyorlar karşı çıkmaya. Fransa, İngiltere, işte Yunanistan, Millet İttifakı'nın CHP, İYİ Parti, HDP diye dizili bir cephe bunlar. Bunların temsilcilerinin de hepsinin kullandığı dil hemen hemen aynıdır. Yani biraz önce de dediğim gibi. Biri der ki kararlar Ankara'dan alınmasın, işte Paris'ten alınsın. Öbürü der ki işte Afrin'e girmeyelim. Öbürü der Balkanlar'da ne işimiz var? Bunlar Türkiye'nin içerisinde bulunduğu coğrafyayı okuyamamış insanlar. 15 Temmuz'dan sonra özellikle coğrafyanın gözü açılmış. Türk milleti daha büyük bir silkinişle ayağa kalkmış. Türk milleti Doğu Akdeniz'de petrol arar. Karşı çıkar Avrupalılar, bizim bu zillet ittifakının partileri de karşı çıkar. Gerçekten Türkiye ya. Gider. Akıl alacak gibi bir şey değil. Türkiye, Türkiye gider. HDP'nin partisinin belediye başkanları ambulanslarından PKK'lı teröristleri taşırken gider tepesine vurur. Bunlar gider İmamoğlu kapısında onların nöbet tutmaya kalkar. Doğalgaz bulursun. Tabii. Ona karşı çıkarlar. Değil mi? Tabii Türkiye'ye gider Yunanistan'a şikayet eder. Bunların hiçbirinde milli ve yerli olmaz. Azerbaycan'a yardım edersin mesela. Birlikte hareket edersin Türk kardeşlerimiz diye. Tabii. Buna bile karşı çıkarlar. Yani ben artık bu kanaati kesinleştirdim. Bunların Müslüman Türk milleti olduğuna ben artık inanmıyorum. Böyle düşünenlerin. Şimdi bu içlerindeki istisnaları da ayırıyorum tabii. Bu Zillet İttifakı'nın çatısı CHP zaten. Bu CHP'nin büyük bir güvenlik sorunu olduğunu Devlet Bey sıkça dile getiriyor. Yani evet. Türkiye için ciddi bir güvenlik sorunu Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu her yaptığı, her attığı adımda diğer yanında sıralanan partilere moral veriyor, motivasyon veriyor. Türkiye 7 düvele karşı savaşırken karşı tarafa moral motivasyon veriyor. HDP'liler kafasını kaldıramayacak duruma geliyor. Kılıçdaroğlu onlara moral motivasyon veriyor. Böyle de bir ülke örneği de dünyada ender rastlanır. Çünkü mesela başka bir devlet düşünün. Askeriyesinin içerisinde kendi askerine kurşun sıkan çıkmış mıdır kendi milletine? Türkiye'de çıktı 15 Temmuz'da. Kendi ülkesini gidip en büyük şehrini başka bir ülkeye şikayet eden belediye başkanı var mıdır? Yoktur. Kendi ülkesini gidip başka ülkelere şikayet eden, gelin bizi yönetin diyen başka kim vardır? Başka bir ülkede yoktur. Çünkü biz eğer bu ayak bağlarından kurtulursak Türkiye gerçekten süper bir ülke olur. Evet. Yani 2053 ve 2071 vizyonlarını çok daha sağlıklı şekilde ortaya koyar. Ama bunlar maalesef ki bizim ülkemiz için büyük bir zillet. Evet Sayın Başkanım, şimdi biz biliyorsun bizim kanal olarak birinci derecedeki prensibimiz canlı yayınlarda özellikle gelen mesajları mutlaka okuyoruz. Yoksa izleyicimize bunu okumamayı, onları yok saymak gibi saygısızlık addediyoruz. Çok sayıda izleyicilerimiz var. İzleyicilerimizi söylemiyoruz. Ama yorum yapan izleyicilerimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Evet.
Mustafa Vural, başkanım Allah Celle Celaluhu yolunu bahtını açık eylesin inşallah demiş. Bozkurt işaretleri yapmış başkanım. Allah razı olsun. Selamlar Mustafa. Ondan sonra. Erdal Bilici hayırlı akşamlar. Başkanım Rabbim yar ve yardımcınız olsun demiş. Allah razı olsun. Ondan sonra Karagöz yapı bir Türk bayrağı bir bozkurt işareti böyle birkaç tane yapmış göndermiş. Sağ olsun. Hani sende telefon yok da oradan göremediğin için söylüyorum. Ondan sonra Mehmet Akif Aras Başkanım yolun açık olsun. Adam gibi adam demiş. Yine Karagöz yapı. Ondan sonra Üzeyir Nalcı Sayın Başkan dün yanında olduk. Bugün de yanındayız. Yarın da olacağız inşallah demiş. Sağ olsun. Selamlar Üzeyir abi. Evet. Mehmet Kör iyi akşamlar Sayın Başkanım. Yolun yolumuzdur demiş. Ondan sonra Erdal Bilici hayırlı yayınlar Halil Başkanım demiş. Bana da bir tane gelmiş yani. Müsaade edersen onu da ben söyleyeyim. Evet. Süleyman Tüysüz. Başkanım bugün seçim olsa MHP'li olarak bizler AKP'li olarak mı seçime gireceğiz? Yoksa MHP'li olarak mı seçime gireceğiz? Bu da Kılıçdaroğlu'nun sorusu gibi bir şey olmuş. Soruyu ben anlamaya çalıştım da biraz önce de okudum. Yani bugün seçim olsa MHP olarak mı gireceğiz? AK Partili olarak mı gireceğiz? Yoksa MHP'li olarak mı seçime gireceğiz? Bugün seçim yok. Bugün seçim yok. İttifak olarak seçime gireceğiz, değil mi? Zaten bir önceki seçimde nasıl girildiği belli. Belli. O yüzden şu anda bir seçim de yok. Vallahi Süleyman Bey size şu kadarını söyleyeyim. Biz Cumhur İttifakı'ndan yanayız. İşin doğrusu tarafız yani. Bunu evet. Her zaman ben televizyonumuzu kurduğumuzdan yana böyle bu yana söylüyoruz. Ben açık ve net söylüyorum şahsıma. Başkanın düşüncesini de alırız. Benim şahsi düşüncem Cumhur İttifakı'nın artık içindeki partilerin ismi beni çok fazla ilgilendirmiyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi de olur. AK Parti de olur. Önemli olan iki lidere de Cenab-ı Hak hayırlı uzun ömürler, evet. Sağlıklı uzun ömürler versin. Cenab-ı Allah onları bu milletin başından eksik etmesin. Onların ve Cumhur İttifakı'nın Allah korusun bir sekteye uğraması demek bence vatanın ve milletimizin sekteye evet. uğraması anlamına gelir diye düşünüyorum. Onun için de göz bebeğimiz gibi bu ittifaka sahip çıkmamız ve korumamız, kollamamız evet. lazım gerektiğini söylüyorum. Hiç önemi yok bu ittifakın içindeki partilerin ve lider kişilerin bana göre hiç önemi yok. İsimler gelir gider değişir ama bu ittifakın ayakta kalması, sapasağlam evet. ve bu güçle devam etmesi evet. diyorum. Başkanım yani bu konuda seni de dinleyelim istersen. Cumhur İttifakı konusunda. Evet. Cumhur İttifakı konusunda biraz önce de ifade ettim. Cumhur İttifakı net liderleri tarafından irade konmuş ve 2023 yılında yapılacak seçimlere kadar bu iradenin devam etmesi. Yani buradaki soruyla ilgili diyor. Yani şimdi diyor ya AK Parti olarak mı vereceğiz, MHP'li olarak mı vereceğiz, hangi seçime gireceğiz? AK Parti olarak verilen bir şey olmadı. Çorum'da 24 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partililer gittiler. Orada kendi tercihleriyle birlikte üç ilerin üzerine mühürü bastı. Belediye evet. seçimlerinde de öyle oldu. Evet. Yani burada şöyle bir yeni bir seçim sistemi yok şu anda. Sonuçta Cumhur İttifakı'nın bir cumhurbaşkanı adayı oluyor. Kendi partisine de oy veriyor seçmenler. Evet. Yani burada bu ittifakın bence çocuğumuz gibi göz bebeğimiz gibi korumamız ve kollamamız gerektiğini bir daha tekrarlıyorum. Bana göre öyle. Yani şu resimde bak mesela o kadar hoş bir resim ki tamam mı? Yani evet. o kadar da yakışıyorlar ki Allah nazarlardan saklasın. Hiçbir siyasi ikbal, hiçbir siyasi beklenti, hiçbir makam ve mevki şu ittifakın yerine ve üzerine konmamalı. Bunu zedeleyecek, buna halel getirecek hiçbir harekette evet. biz milliyetçiler ve muhafazakarlar olarak taviz vermemeliyiz. Evet. Evet. Şeye cevabımızı böylece Süleyman Bey'e yanıt vermiş olduk abi. Dönüyorum, geçiyorum.
Şefik Uğuz iyi akşamlar başkan demiş. İyi akşamlar Şefik abi. Evet. Fatih Taş alkışlamış sadece, onu söyleyeyim. İsmail Lek, İsmail Başkan, Demirtaş teröristtir demiş. Selamlar İsmail abi. İsmail ve selamlar. İsmail benim aynı zamanda iş arkadaşımdır. Birkaç sefer yazmış Demirtaş teröristtir diye. Samet Ceylan, Demirtaş teröristtir, teröriste terörist demeyen de teröristtir demiş. Eyvallah Samet kardeş. Ondan sonra devam ediyoruz. İzleyenlerimiz çok. Sadece yorum yapanları okuduğumuz için arada inşallah kaçırmıyorumdur. Ertuğrul Külcü bozkurt işareti yapmış. Ondan sonra benim burada bana gelen mesajlar böyle. Onlar piyon demiş. Biraz önce şeyi konuştuk ya, bu içerimizdeki ecnebi takımlarını. Serdar Tekmen de onlar piyon İbrahim abi demiş. Ben de hem piyon hem kendileri de bizzat olayların içinde diye düşünüyorum. Avrupa'nın köpeği onlar demiş. Ondan sonra Yasin Şahin, Sungurlu Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız. İnşallah Yasin'in de selamı var. Kolay gelsin, iyi yayınlar, selamlar demiş. Başkanım bir sonraki programda... Ben de Sayın Başkanımızı selamlıyorum. Burada. Selamlıyorsun. Yasin benim köylüm biliyorsun. Yani evet. Köylüm derken ben Sungurluyum ya. Evet. Ondan sonra yani Sungurlu'nun anne tarafından Yasin'i ben çok severim. Yasin'le sık sık fikir teatisinde bulunuruz. Yasin'i bir programımıza alalım. Üçlü bir program i̇nşallah. Yapalım inşallah. Önümüzdeki haftalarda. Onu da konuşmuş olalım. Onur Kaya iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Necati Şirin, Akif Başkanım Allah yar ve yardımcın olsun. Yolun açık olsun. Halil İbrahim abiye de selamlar demiş. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ben de kendisini selamlıyorum. İlk Ocakları yöneticimiz. Necati Şirin değil mi? Serdar Görkem, hayırlı akşamlar başkanım. Güzel bir yayın ve düşünce. Başarılar dilerim. Mustafa. Teşekkür ederim Serdar. Mustafa lider mi? Lider. Lider. Akif kardeşim Allah'ım yolunu açık, bahtını açık etsin. Yar ve yardımcın olsun. Allah razı olsun Mustafa abi, selam başkanım. Teşekkür ediyoruz. Ali Orhan iyi yayınlar, selamlar demiş. Sayın başkanımızı selamlıyorum. Bu Boğazkale ilçe başkanımız. Evet. Biz de selam söylüyoruz. Ertuğrul Külcü, hayırlı akşamlar Akif Başkanım. Selametle iyi yayınlar. Her zaman Türk milletinin yanındayız. Türklük gurur ve şuurunu, İslam'ın ahlak ve faziletini en iyi şekilde yaşayan ve yaşatanlar olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti'nin sırtı yere gelmez demiş. Allah razı olsun kardeş. Sağ olsun Ertuğrul, selamlar. Evet, Süleyman Tüysüz, başkanım Kenan Şahin yine adayımız olacak mı demiş. Onu bilemeyiz. Evet, evet. İbrahim Erayhan, selamun aleyküm. Suriye'den selamlar. Fırat Kalkanı Hareket Bölgesi'nden Mehmet, Akif Başkanıma selam. Ben de selamlıyorum. Allah muvaffakiyetler versin. Dualarımız onlarla. Sungurlu değil mi? Sungurlu'dan evet. İbrahim. Evet. Orada herhalde asker. Hüseyin Güneş, ben Milliyetçi Hareket Partisi Mecidiyeköy İlçe Başkanı Hüseyin Güneş. Allah kolaylıklar versin. Mehmet Akif Başkanıma selamlar demiş. Biz de selamlıyoruz Sayın Başkanım. Biz de selam söylüyoruz. Mehmet Karaca kolay gelsin gençler demiş bize. İyi Mehmet sağ abi. Sağ olsun. İlk defa moral düzeltici bir hareket. Doğan Kara bizim muhtarımız. Başkanım durmak yok, yola devam. Çorum'un sana ihtiyacı var demiş. Allah razı olsun. Bana demiyordur, sana diyor. Allah razı olsun, sağ olsun. Evet, Hakan Eda Alım Akif Başkanımıza selamlar. Program çok iyi düşünülmüş. İyi yayınlar diliyorum. Evet, yani program olsun, çok iyi düşünülmüş derken şöyle. Akif Başkan'ı ben biraz zor ikna ettim. Akif Başkan'ın tecrübelerini, bilgi, birikim ve hissiyatlarını, bence yaşadıklarını ve bundan sonraki öngörülerini ben çok önemsiyordum. Hala da önemsiyorum ve Akif Başkan'ın böyle bir program katılmasının ya da kendisinin bizzat böyle bir programı yapmasının Çorum milliyetçiliği ve Çorum ülkücüleri açısından ve Çorum milletimizin, Çorumlularımız açısından çok uygun olacağını ve çok faydalı olacağını düşünüyordum. Akif Başkan çok okuyan, çok çalışan bir arkadaşımız. Biraz fırsat bulur muyum, bulamaz mı? Bu tür yayınlarda değerli izleyiciler şu vardır. Bir kere bir yayın yapmak, iki kere devam ettirmek falan, bunu istikrarlı bir şekilde devam ettirmek vardır. Ya istikrarlı devam ettiremezseniz işte o sizi korkutur, ürkütür. Tabii. Akif Başkan da ondan biraz ürküyordu, korkuyordu. Evet. Acaba başlayıp da işlerimizin yoğunluğu dolayısıyla
biliyorsunuz ticaretle, ziraatle uğraşan bir arkadaşımız. Bir tarafından çiftçilik, bir tarafından köylülük durumu var. Akif Başkan'ın öyle tereddütleri vardı ama bir şekilde benim de ikna kabiliyetim fena değildir. Ondan sonra biraz damardan girdik. Ondan sonra sağ olsun Akif Başkanımız. Bundan sonraki süreçte her perşembe inşallah Allah'tan bir şey olmazsa, zarar ziyan kaza bela olmazsa, sağlık sıhhatimiz yerinde olursa, bensem benim de, yoksa bir ülkücü kardeşimizle, bir milliyetçi kardeşimizle ya da yani kimle işte neyse bir konukla güzel programlar yapacağını, sürdüreceğini ben buradan söylemek istiyorum. Ve bu programda Akif Bey'in buraya katılımı da beni çok memnun etti, onur etti sağ olsun. Şeref verdi. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha güzel yayınlar olur diyorum. Bu şeyleri bitirmek zorundayım abi. Tabii ki. Kusura bakma. Zaten o bir de türkümüz hani şeyden Azeri'nden çırpınırdın Karadeniz'i bir şey yaptığım zaman hazır olsun onu isteyeceğiz ha. Evet. Cemal Kaya Akif Başkanım MHP'yi Çorum'da çok iyi temsil etti sağ olsun. Akif Başkanım'dan sonra ve Aslan Başkan'dan sonra maalesef demiş. Arkasını okumayın. Yani o beni bu tür şeyler beni rahatsız. Sen yani müdahale et başkanım. Onun dönemi bunun dönemi diye bir şey olmaz. Devamlılık yani esastır. Şu andaki Sayın İl Başkanımız da Çorum'daki Devlet Bey'in temsilcisidir. Evet. O yüzden tabii hepimizin birbirimize karşı sevgisi, muhabbeti daha farklı olabilir. Ona evet, her zaman saygı duyarım. Evet. Ama şu anda da mevcut bir il başkanımız tabii da var. Çok partimiz, da koşturan bir arkadaşımız gerçekten. Ediyor, yani bu işler böyledir. Bir bayrak yarışıdır. Tabii. Daha doğrusu hizmet yarışıdır. Birazını ben götürürüm, birazını sen götürürsün, birazını o götürür. O tabii. Bunun kararını sen ben veremeyiz ki. Bunun kararını milletimiz ve seçim zamanı insanlarımız verir. Yani Cemal Kaya kardeşimiz, abimiz neyse. Ben kendisini de selamlıyorum buradan. Evet. Muhabbetlerimi gönderiyorum. Biz de selam gönderiyoruz. Mahmut Kaşıkçı, teşkilatlarımız her daim 18 yaşında delikanlı ve diri tutan, herkesin Allah işini rast getirsin demiş. Sağ olsun, selamlar Mahmut. Cemal Kaya, Halil İbrahim abi, sizi ve kanalınızı da tebrik ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum Cemal Bey kardeşim diyorum. Sami Öztürk başarılar akrabam demiş. Sağ olsun Sami abi, selamlar. Faruk Delibaş, başkanım Osmancık'tan selamlar. Faruk Delibaş, Faruk Delibaş'ı görüyoruz canım. Türk bayraklarından resim çekilmiş. Osmancık Muhtarlar Derneği. Faruk abi ben de çok severim. Bizden de selam olsun. Cemal Kaya, Akif Başkan'ı yeniden vekil adayı olarak görmek istiyoruz. İnşallah bu işler nasip meselesidir. Görev tabii verilmez ki alınır değil tabii mi? Tabii. Biz yok, nefer görev olarak verilir da, alınmaz yani. Nefer olarak da hareketimize tabii veya şehrimize her daim hizmet etmeye hazırız. Hazır zaten yani. Evet. Her yani sadece vekillik değil evet, yani tabii ki başka bir görev de verirse onu tabii da yapmaya hazırsın diye ben öyle biliyorum seni, öyle tanıyorum. Tabii ki. Görevin azı çoğu küçüğü tabii büyüğü olmaz. Önemli olan bu millete, memlekete, milliyetçiliğe, milletimize hizmet etmek. Bahriye Ersöz İstanbul, biz karı koca engelliyiz. Yok mu hayırsever, ihtiyacım var. Çok zor durumdayım. 530 bunu bir şey yapalım da aynen, not alın da aslında bir iletişime geçelim başkanım onunla. Olur tabii ki. İhtiyacı varmış İstanbul'daymış. Ben selamlıyorum kendilerine. Evet, selam söylüyoruz buradan. İbrahim Eceviş baştan sona güzel ve kaliteli bir program demiş. İbrahim Bey seninle yaptığımız programda aşağı değil yani. Kardeş, selamlar İbrahim Başkan. Tebrik ediyorum diyor. Selamlar gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Vallahi yoruldum artık. Azeri'nin şu şeyimizi bir dinleyelim de biraz da yüreklerimiz kabarsın yani. Shut up.
Evet, değerli başkanım, ben Azeri'nden bu şarkıyı, bu türküyü dinlemek benim çok hoşuma gidiyor. Azeri'nde bu hafta Çorum'a gelmişti biliyorsunuz. Evet. Belediye başkanına da sitem ettim işin doğrusu. Ya Azeri'nin geliyorsa, burada bir konser verilecekse, konser yapılacaksa, pandemi kurallarına göre birkaç kişiyi davet edin de, mesela bir atlamalı koltuklarla, korumalı bir şekilde, maskelerimizle izleyelim. Evet. Yani Azeri'nin her zaman Çorum'a gelmiyor ya, değil mi? Tabii. Yani ben televizyondan o Halil İbrahim Aşkın TV var. Halil İbrahim Aşkın Web TV. Yani ben ona öyle diyorum. Çorum Belediyesi'nin. oradan hepsini izledim. Bütün konserini. Çok güzel bir konser olmuş. Yani keşke pandemi olmasaydı da keşke. Her şartlar yerinde olsaydı. Şartlar normale dönünce de inşallah tekrar İnşallah daha bekliyoruz. Büyükleri olur. Azerbaycan'dan da benim çok yakından tanıdığım, Çorum'da misafir ettiğimiz, davet edip de misafir ettiğimiz Nuriye Hanım var. Nuriye Hüseyinova. O da devlet sanatçısı, başkanım. Evet. Onunla da biz canlı yayında bu Ermeni Savaşı'nda canlı yayında şey yaptık, sözleştik. Ücret almadan Çorum'da bir konser vereceğini İnşallah. Söyledi. İnşallah Azeri'nde o da olur. Çorum'da bir güzel bir konser olur. Çok güzel bir evet. şey. Bu parçayı da Azer'in bambaşka söylüyor tabii. Evet. Sen de seviyor musun bu Çok parçayı? Çok güzel. Tabii, biz tabii çocukluk yıllarımızda öğrendik. Daha sonra da sürekli teşkilatlarımızda değil mi? Dile getirip en çok söylediğimiz parçalardan birisiydi. Evet. O yüzden güzel oldu bizim için de. Şimdi sevgili başkanım. Şimdi biraz önce hani dedik ya ne zillet, illet cephesi. Bu cephenin başında da kim bulunuyor? Cephe derken yani ittifak. Çatısı CHP. Çatısı CHP. Çatının başında da Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu duruyor. Şimdi Kılıçdaroğlu bu hafta çok talihsiz, aslında kendisine yakışan, çok talihsiz, böyle insanları yani ona trajikomik mi derler? Hem güldüren hem düşündüren. Evet. Trajikomik bir şekilde bir şey yaptı, bir konuşma yaptı. O konuşmasında da organ, işte vergiyi alacaksan organ mafyasından al, işte kötü şeyler satan işte uyuşturucu tacirlerinden al, kaçakçılardan al, bilmem neden al, vergiyi alacaksan onlardan al dedi. Ondan sonra böyle bir vergi polemiği çıktı. Evet başkanım. Bu Kılıçdaroğlu herhalde zannediyor ki bizim caddemizde, örneğin Gazi Caddesi'nde böbrek satılıyor. Ama satan kişi vergi dairesine uğramıyor. veya başka bir caddemizde de insan organı satılıyor filan zannediyor. Yani bunlar evet. Bir siyasetçinin bir siyasi parti genel başkanını kullanacağı ifade değil. Orada özellikle teker teker ele almak istiyorum. Şimdi organ ticareti yapanları kendisi biliyor, tanıyor mu? Veya yani alenen yapılan bir iş midir? Bundan vergi alınsın diyor. Bu çok yani kimsenin makul bulmadığı bir açıklama, burada organı dile getirmesi. İkincisi de burada bundan vergi alınması. Oradan da diyor ki kara parayı diyor vergilendir diyor. Zaten Türk devletinin derdi kara paranın veya kayıt dışı ekonominin vergilendirilmesi. Orada diğer kullandığı şey de uyuşturucuyla ilgili vergi alınması. Sanki evet. yani sokaklarda uyuşturucu satılıyor dükkanlarda da o uyuşturucudan devlet vergi almıyor veya onlar fatura mı kesmiyor, nasıl bir şey düşünüyorsa yani. Böyle bir ifade kullandı ama kendisinin hamiliğine soyunduğu PKK'nın Türkiye'de en büyük uyuşturucuyu kaçırdığı aşikardır. O zaman Kılıçdaroğlu ilk önce PKK'nın hamiliğini bırakmalı ki uyuşturucu yapanlara Türk devleti engel olsun. Yaptığı organ tacirliğiyle ilgili açıklamaya cevap vermek bile gereksiz bence. Çok talihsiz ve çok aymazca bir açıklama olmuş. Evet. Yani bu açıklamadan sonra Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Özdirak değil de o öbürünün adı neydi ya? Bir şöyle saçı az olan bir babayet bir milletvekilleri var ya grup Faik başkanı. Faik Özdirak var. Özgür Özel mi? Yok öbürü. Neyse onu hatırlayamadım. O
bu konuyu basın açıklamasında söyledi. Evet. Güya ne bileyim bir madde varmış da oradan işte vergi almayacak kimse yokmuş da cezasını ayrı kesermişin de vergisini ayrı kesermişin de diye saçma sapan. Bunlar ben saçma. Bu Cumhuriyet Halk Partisi kadar uyduruk kaydırık işlere saçma sapan sebepler bulan vallahi bu zamana kadar bu yönetim olarak söylüyorum. Önceki Cumhuriyet Halk Partisi'nde var ya hiç olmasa bir kurumsal bir kimlik vardı. Tabii şimdi burada tabii saçmalardan seçmeler desek yani buna kullanılabilecek ne ifadeyi kullansanız tutar bunların yaptıklarına. Şimdi kalkıyor diyor ki kahvehanelerde diyor işte 3-5 koli oyun kağıdı alın. Oyun kağıtlarını yeniden dağıtın. Şimdi ya bu karşılama bu açıklamanın şu kadar şehrimizde kahvehaneci vardır. Kahvehaneye gidenler vardır. Bir tanesinin nezdinde geçerliliği var mıdır? İşte milletin toplumsal hayatımızla, günlük hayatımızla, milli manevi değerlerimizle, ülkemizin içinde bulunduğu durumla alakalı hiçbir makul mantıklı açıklamaları yok. Evet. Yani işte dedik ya trajikomik bir durum var. Tabii. Benim en çok da şey yaptığım, hayret ettiğim yani mutlaka her şeye bir kisve uyduruyor. Yani bir sebep, bir gerekçe buluyorlar. Uyduruk kaydırık bir gerekçe. Tabii. Ama şu oldu. Son olaylar artık vatandaşımızın Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bakış açısını tamamen değiştirdi. Değiştirdi derken zaten değişikti de. Ya birazcık böyle bir sanki iltimas gibi ya işte o da muhalefettir, o da bizim partimizdir der gibi olduydu millet. Ondan da tamamen uzaklaştırdılar. Şu anda ben şunu görüyorum. Tabii ekonomik koşullar, sosyal koşullar, şunlar bunlar hepsini evet. Bir araya toplar iseniz manevi durumlar da var. Yani bugün mesela milliyetçi şeyimizi, ruhumuzu okşayacak, canlandıracak, harekete geçirecek bir sürü olaylar da yaşandı bu arada. Yani Ayasofya'dan tutun değil evet. mi? Ayasofya'dan tutun çok çeşitli mesela işte Akdeniz'deki o şeyimize, hükümranlığımıza, Kıbrıs'ta Maraş'ın kapalı halden açık hale getirilmesine kadar evet. kendi haklarımızı artık özgürce koruyabiliyoruz ve alabiliyoruz. Karadeniz'de değil mi? Akdeniz'de aramalar, petrol. Onlar diyor ki biz aramayalım. Biz onları bize bir gün bizim yerimize ararlar. Evet. Bir mantık yani. Evet. Ya Cenab-ı Hak da siz halis olursanız Cenab-ı Hak da sizin işinizi bir şekilde rast getiriyor ve sizi tabii. bereketlendiriyor. Şimdi de onu ben telaffuz edemiyorum. Kaç milyon ons altın rezervi çıktı biliyorsunuz. Evet. Şeyde. Nerede? Balıkesir'de mi? Bilecik'te. Bilecik'te mi? O yani 35 milyar TL. 35 ile 45 milyar TL karşılığı. Şimdi buna benzer kaynaklar ileride daha da çıkacaktır. Yani biraz önce dediğim gibi biz arayalım mı? Aramayalım. Biz bir şey yapalım mı? Yapmayalım. Ne yapalım? Sizden icazet alalım. Yani Türk devletini idare eden yöneticiler gitsinler desinler ki hangimizi seçtin işte seni seçtim sen git Türkiye'yi yönet. Böyle bir dünyada artık yok. Yani bunu ister istemez kabul etmek zorundalar. Evet. Salih Osman Fındık yazmış hemen 3,5 milyon ons. O, altıncı ya onlar. Evet. 6 milyar TL diyor da 6 milyar değil Salih Bey. 35-40 milyar civarında. 6 milyar ne ki değil mi? Yani 6 milyar değil onu siz bir daha çek edin. Ama 3,5 milyon onsu bilmiyorum yani o doğru olabilir ama 6 milyar değil. Bir de biliyorsunuz o Isparta uçağında uçağını düşürdüler o zaman. Bizzat FETÖ'cü parmağının tamam. olduğu ispatlandı. Ondan sonra 6 milyar dolar değerindeymiş. Evet. İbrahim Eceviç de öyle yazıyor. Salih Bey de öyle yazıyor. Ben 35-40 milyar bugün izledim halbuki. Ben acaba 35-40 milyarı nasıl aklımda kalmış? Neyse ona bakarız. Evet. Teşekkür ederiz. Biraz önce bir şey yapmıştı. Coşkun Akkoca da 6 milyar dolar diyor. Ben artık tamam sustum. Coşkun Bey de böyle dedikten burada, sonra İbrahim Eceviç altından anlamaz da onu pas geçtiydim evet. de Coşkun Bey de böyle deyince zaten şey evet. Salih Osman onlar biliyorsun kuyumcular bilirler. Coşkun Bey de öyle deyince 6 milyar dolarmış. Ha 6 milyar dolarmış. Evet, pardon. 6 milyar dolar
ne yapıyor? Ben oradan da aldandım ya. Doğru. 6 kere 7 42. 6 kere 8 48. Tamam yani yine benim dediğim değil mi? Evet. Ben de buradan izleyiciler oraya işaret ediyorum. Orada onay veriyorum. Orada Murat hocam bizim bazı yanlışlarımızı düzeltiyor orada kamera arkasında. Murat hocamın da şeylerini alıyorum. Biraz önce bir bayan ablamız İstanbul'dan yardım talep etmişti. Mehmet başkanımızı biliyorsun. O şeye o ablamıza o ablamıza yardımcı olacak inşallah. Onu Mehmet Başkan'la şey yapacağız. Mehmet Başkan Mustafa o biraz önce yardım isteyen ablamızı Mehmet Başkan'a yönlendireceğiz İstanbul'da. Tamam. O ilgilenecek. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Mehmet Karaca Başkanımız. Zaten Bahriye Ersöz de oradan yazmış. Mehmet Karaca abiyi göstermiş olduğu alakaya teşekkür ederim demiş. Evet altın, ons derken ciddi rakam demiş. 6 milyar dolar. İbrahim Eceviş ben altından anlamam da adamdan anlarım demiş. Bunları okumak zorundayız mesajları biliyor musun? Adamdan anlarım demiş. Altınla, parayla, pulla işimiz olmaz demiş. Evet onu biliyoruz kardeş. Teşekkür ederiz. Başka arada kaçıracağım şey varsa onu da. Evet. Şimdi Kılıçdaroğlu deyince bu sefer de ben buraya bir not almıştım. Çakıcı polemiği oldu biliyorsunuz. Alaaddin Çakıcı. Evet. Yani bu ülkücü camiada da tartışıldı. Milliyetçi camiada da tartışıldı. Evet. Türkiye gündemini de bayağı ciddi meşgul etti. Ben işin doğrusu artık bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu şu anki hali hazırdaki yönetimine artık güvenim kalmadığı için ve bunları artık bu milletin hayrına solumadıkları için, solumadıklarını bildiğim için artık diyelim, inandığım için ve Alaaddin Çakıcı'nın da milliyetçi bir çizgide Allah korkusu olan milliyetçi bir abimiz, arkadaşımız neyse işte yani büyüğümüz diye ben düşünüyorum. Zaten Devlet Bey'in de arkadaşım, dostum dediği bir şahıs. Evet. Ki kendi deyimiyle çok defa da şunu söylemiştir. Biz çok affedersin kadın, kız, esrar, eroin satmadık ki mafya olalım diye. Şimdi Çakıcı'nın yerine Kılıçdaroğlu zaten kendi kendine itiraf etti. Yani organ mafyası dedi değil mi? Kaçakçılık dedi, şu dedi, bu dedi. Evet başkanım bu konuda seni dinleyelim. Şimdi genel başkanımız senelerdir diyor ki ülkücüden mafya olmaz, mafyadan ülkücü olmaz diyor. Ama Alaaddin Çakıcı'nın geçmiş yıllarda hem babasını hem amcasının oğlunu Marksist-Leninist terör örgütleri katletmiştir. Yani ülkücü şehittirler bizim nezdimizde. Sayın genel başkanımız da Alaaddin Çakıcı benim dava arkadaşımdır diyor. Onlar da diyorlar ki ya siz Alaaddin Çakıcı'ya bu şekilde destek olursunuz, sahip çıkıyorsunuz. Alaaddin Çakıcı mafyadır diyor. Biz de diyoruz ki Alaaddin Çakıcı Türkiye'de işlediği suçların cezasını yatmıştır zaten. Türk Ceza Kanunu hatta son yaşanan gelişmelerden sonra da gitmiş Türk mahkemelere de ifade vermiştir. Alaaddin Çakıcı'nın bir dönem Türk diplomatlarını katleden Asala'yla mücadelesini cümle alem bilmektedir zaten. O yüzden Alaaddin Çakıcı polemiği Kılıçdaroğlu'na fayda getirmez. Ama bir taraftan da onun üzerinden MHP'ye, Milliyetçi Hareket Partimize ve Cumhur İttifakı'na, liderimize karşı serzenişlerde bulundu tabii. Ama sonuçta şunu unutuyor. Yani eğer ki suçla ilgili, mafyacılıkla ilgili, buna benzer gayri resmi işlerle ilgili bir düşünce varsa bunlar hep kendi etrafında cereyan etmektedir. Yani PKK'nın öldürdüğü, katlettiği çocukları konuşsun. PKK'nın katlettiği insanları konuşsun, sahip çıktıkları Sakine Cansız'ın neler yaptığını konuşsun, baksın bunların hepsi suçu işlemiş, onlar cezalarını bile çekmemişlerdir çoğu. Ama Alaaddin Çakıcı işlediği suçların karşılığında 20 seneye yakın hapis yatmıştır. Hatta en son hadisede de biraz önce ifade ettiğim gibi gitmiş ifadesini vermiştir. Yani bundan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu la geçen bu tartışmadan sonra tabii İYİ Parti Genel Başkanı'nın da bir açıklaması oldu.
O da dedi ki ben dedi Alaaddin Çakıcı dedi, herhalde bir televizyon programıydı son günlerde. Dedi ki Alaaddin Çakıcı benim dava arkadaşım olamaz. Zaten dava arkadaşın olamaz. Yani aynı davanın insanlar değilsiniz. Şimdi evet. Dava arkadaşın olsa. Dava arkadaş olursa zaten. Evet, evet. Şimdi Alaaddin Çakıcı hiçbir zaman solcu olmamış. Alaaddin Çakıcı onların aynı safta durdukları insanlar gibi karakol basmamış. Gidip Türk polisine asker sık Türk polisine kurşun sıkmamış. Türk askerine mermi atmamış. Türk devletinin karakollarını, jandarmalarını, kamu binalarını, hatta vatandaşları, masum çocukları öldürmemiş. Öldürenleri de düşman bilmiş. Öldürenleri de düşman bilmiş kendine. Senin gibi öldürenlerle tabii, birlikte hareket etmemiş. Tabii. Öldürenlerle de birlikte hareket etmemiş. Demiş ki ben ülkemin birliği, dirliği için ülkemin devletine, ülkemin idarecilerine, şu andaki mevcut hükümetine ben destek veriyorum. Ben bu ülkede suç işlediysem de yargılandım. Ama benim tarafım belli. Ben ülkücüyüm demiş. Meselenin aslı bu. Aslında. Yani bir tarafa bir suç, bir şey isnat ederken önce bunlar kendilerine bakmalı. Biz bu açıdan bakıyoruz. Genel başkanımız zaten bu konuda net çizgiler koydu ortaya. Dedik Alaaddin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Alaaddin Çakıcı yargılanmıştır. Hapiste de yatmıştır. Bu konuda dedi Kılıçdaroğlu dedi eğer dedi etrafında dedi birilerini arıyorsa sağına dönüp soluna dönüp yanındakilere bakmalıdır dedi. Evet. Vallahi bu bir polemik olduğu için buraya koydum ben konuşalım diye de ben işin doğrusu artık şuradayım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne dahil olmak üzere bu zillet ittifakına hiçbir şekilde artık şey gözüyle bakmıyorum. Ben bir siyasettir, evet, muhalefettir gözüyle bakmıyorum. Ben bunlara, bu vatana iyilik edenler safında görmüyorum. Tabii. Bu vatanın sürekli kötü hallerini ön plana çıkarıp, kötü olmasını isteyip ve bu şekilde davranan bir zihniyet olarak görüyorum. Sen biraz önce dedin ya hastalıklı zihniyet diye. Tabii. Hastalıklı bir muhalefet, hastalıklı bir grup olarak görüyorum. Onun için de ben mesela şimdi Alaaddin Çakıcı'nın eğer bak yukarıda Allah'ım şahit olsun ki tırnağını Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının bütün hayatına değişmem. Tabii. Tırnağını. Bırak başka bir şeyini de. Tartışmayı. Evet. Bir defa onun ikisini karşı karşıya tartışmayı bile kabul etmem. Evet. Anlatabildim mi? Alaaddin Çakıcı bizi bilmez. Biz onu bilmeyiz. Ama daha doğrusu biz biliriz de o bizi bilmez. Ama ben böyle düşünüyorum. Alaaddin Çakıcı gibi çok milliyetçi, çok böyle vatanı için hayatını ortaya koyanlarımız var değil mi? Tabii şimdi Asalay'ı belki yaşı o dönemler biz de çocuktuk o yıllarda. Asala Türk diplomatlarını katlediyordu. O yıllarda Alaaddin Çakıcı ve bir sürü insanımız, ülküdaşımız, devlet yöneticilerimiz Asalay'la göğüs göğüse Avrupa'da mücadele ediyordu. Şimdi günümüze uyarlarsak bugün Asala çıksa bunların hepsi Asala'dan taraf olur. Aynen öyle. Bu şekilde bak gerçekten. Lazım. Hayır şu anda da öyle. Tabii. Ya hepimiz. Ya bunlar zaten Libya'da Hafterci. Evet. Karabağ'da Ermeni. Şimdi Hafter bu Libya bizim şeyimize tezkeremize tabii. Cumhuriyet Halk Partisi oyu şey sen mi söyledin bu akşam kim söyledi? Libya tezkeresine Cumhuriyet Halk Partisi hayır demiş. Tabii bunlar zaten. Ben bugün izlemedim ama. Bunlar mavi vatanda Yunancı, Libya'da Hafterci, Karabağ'da Ermenici. Yani nereyi sayarsanız sayın Türk devletinin adımını attığı yerde karşıdakinin yanında. İran'la biz şimdi Azerbaycan olayında İran'la karşı karşıya geldik yani. İran evet. Ermenistan'ı destekledi biliyorsun Ermeni evet. kısmını. Şimdi bunlar bizim içimizdekiler de bu CHP'liler falan da gittiler İrancı oldular. Tabii. Ya İran'a Hümeyni rejimini getireceksiniz diye Türkiye Cumhuriyeti'nin evet. milliyetçi muhafazakar kesimine bağıran, çağıran şahıslar grup şimdi İrancı evet. oldu. Ya bu evet. kadar çift esnaflık, bu kadar yani bunlar daha doğrusu buradan milletimize sesleniyoruz. Yani lütfen kusura bakmayın. Yani lütfen yanlış da anlamayın. Bir akıl vermek gibisinden değil. Bizim de akla çok ihtiyacımız var hepimizin. Ama bir kardeş olarak yani sadece fikrimizi burada beyan ediyoruz. Lütfen artık bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve avanelerine özellikle bu ittifakta, Millet İttifakı'nda yani Zillet İttifakı'nda bulunan partilere Allah aşkına ne olursunuz lütfen artık prim vermeyin. Onlara artık şey yol vermeyin, oy vermeyin. Yani lütfen yani bu artık aşikar ortaya çıktı yani. Bunun lamı, evet. cimi, tarifi, türüfü kalmadı. Yani bunun
bilmecesi de kalmadı. Eskiden bir bilmeceydi. Ne olacak, tabii, ne bitecek diye. Şimdi bilmece falan hepsi çözüldü. Çözüldü ya. Kur'an-ı Kerim'i aleni bir şekilde Türkçe okutan, ondan sonra Charlie Hebdo'yu benim peygamber efendime, benim dünya, bu hayatım boyunca en çok saygı duyduğum ve yani onun ümmeti olmaktan gurur duyduğum peygamberime karikatürlerle aşağılık bir şekilde şey yapanlar, ondan sonra iftira atanlar, karalama yapanlar geliyor İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer denen alçak adama, adam tarafından davet ediliyor ya. Böyle bir şey var mı? Şimdi lütfen Müslüman ve Türk milliyetçisi kardeşlerimize artık lütfen artık uyanalım hep birlikte. Davamıza sahip çıkalım arkadaş. Şimdi İslamilik dönemlerinde Ebu Cehil Mekkeli müşriklerle birlikte Peygamber Efendimiz'e çukurlar kazdırarak tuzaklar kuruyordu. Kurduğu tuzak da Peygamber Efendimiz o istikamette gitmediği için belli bir süre sonra kendi ayağına dolaşıp kendi düştüğü çukur olmuştur. Ebu Cehiller tarih boyunca bitmemiştir. Milattan sonraki yıllarda hangi devletin içerisinde olursa olsun. Yani haklı, meşru, bir şekilde ortaya irade koyan milletin değerleriyle, mukaddesatıyla barışık kim olursa olsun, bunlar aynı Ebu Cehil gibi tuzak kurarlar. Tuzak kurduktan sonra da tuzağın içine kendi düşerler. Aynen, şimdi evet. Biz gitsek Charlie Hebdo dergisini bizim ilimize getirsek ne olur? Bu insanlar demez mi? Ya biz akşama kadar Peygamber Efendimiz'i anıyoruz. Bu nedir? Tabii. Bu fotoğrafı bence bu tam tanımlıyor yani. Yani tanımlıyor ve artık midemizi bulandırıyor. Yani yeter artık. Yani yeter. Herkes Allah rızası için artık inancımızın, maneviyatımızın yanında evet. olsun. Manevi değerlerimize artık sahip çıkalım. Şartlar ne olursa olsun. Bizim ecdadımız değil mi? 1000 yıl değil mi? Osmanlı tabii. yani Selçuklu'dan al 1000 yıl. 400 sene beyliklerle benim tabii. bildiğim 600 sene de imparatorlukla İslam'a ve Kur'an'a ve Allah'ın bu tabii. davasına Peygamber Efendimiz'in ümmeti olarak hizmet etmiş, bayraktarlık yapmış, abilik yapmış, halifelik yapmış değil mi? Bayraktarlık yapmış. 1000 yıl bu milletin askerine kılıç çekenler, bu milletin askerine kurşun atanlar. Yani artık bunları görelim yani. Tabii şimdi şunu unutmamak lazım. Özellikle son 3-4 sene ya 15 Temmuz'dan sonra özellikle milli kavramlar, milli değerlerimizle ilgili bir hükümet etme sistemi ve bir siyaset var. Bunun karşısında hiçbir kuvvetin duracağını düşünmüyorum ben. İnşallah, ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar, biraz önce dediğim gibi ne kadar tuzak kurarlarsa kursunlar, bu tuzak onların başına geçecektir. Çünkü bu milletin gözü açılmıştır. Bu coğrafi uyanmıştır. Şimdi evet. siz yıllarca Türkiye'nin etrafında bütün madenler çıkıyor, petroller çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor. Bizim burada çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Efendiler söylemediği için çıkmıyor. İzin vermediği için. Şimdi oradan icazet al, gel milletin başında idareci ol gibi şeyler artık Türk devletinde ister istemez tarihte kalmıştır. Türk devleti çıkıp mecliste teröre karşı en sert şekilde konuşabilen, gerekirse HDP'yi kapatan, kayyum atayan, teröristlerin inlerine giren, Doğu Akdeniz'de petrol arayan, Türkiye'nin içerisindeki rezervlerle birlikte Türkiye'nin doğal kaynaklarını daha ileriye taşımaya çalışan, onun dışında Türk devletini özellikle milli savunma sanayinde, teknolojide, hangi alanda derseniz de ileriye götürecek insanlara ihtiyaç var. Ve bu insanların dışındakilere de yönetim kademelerini bu milletimiz teslim etmeyecek bundan sonra. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Yalnız hemen bu arada şeylerimizi kaçırmamak üzere okuyacağız. Seni seviyorum. Mehmet Akif Aras, Mustafa Atılgan demiş abi. Şerif Akdana. Selamlıyorum Mustafa. Şerif Akdana'yı tanıyor musun Şerif Bey'i? Akdağ mı? Akdana. Bu İskilipli bir arkadaşımız. Ha, tamam. İstanbul'da bir iş adamı. İskilip'e, fakir fukaraya, garip kurabaya, İskilip'in sosyal çalışmalarına çok faydası olan, çok kaliteli, düzgün bir arkadaşımız ve şeydir. Siyasette de aday adalıkları falan olmuştur. Evet. AK Partili bir arkadaşımızdır.
Serdar Görkem, iki güzel insan, iki güzel başkan. Cemilbey köyünden selamlar. Allah yolunuzu açık etsin. Selamlar Serdar'cığım. Allah razı olsun. Evet. Çok izleyenlerimiz var ama burada bir şey var. Ertekin Denden'i biliyor musun? Ertekin Bey, muhtar şeyin Uğurlu Dağ'da Muhtarlar evet. Dernek Başkanı. O da selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Aleyküm selam Sayın Muhtarım. O da Milliyetçi Hareket Partilidir. İbrahim Çıplak, kim lan bu Çakıcı, ne davası, bırakın bu işleri demiş. Böyle bir üslup, sevmediğimiz bir üslup. Lanlılınlı İbrahim Çıplak, evet. Peki bırakalım kardeş bu işleri, ne diyelim yani, sen bırak dersen. Ama bu üslup hoş değil. Evet. Geçtik orayı, okumamış olmayalım diye okuyoruz. Barış Arslan, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar demiş. Teşekkür ederiz. Yüce Gücel, bizim hedefimiz hedefimiz belli, durmak yok, yola devam demiş. Teşekkür ederiz. Barış Arslan, o Barış Arslan Yaşanan Haber diye bir gazetenin adresini vermiş. O kendi sitesinin yaşananhaber.com diyelim. Biz de buradan ona şey yapalım. Hakan Akyüz, Almanya'dan selamlar, hayırlı akşamlar. Hakan'ı biliyorsun. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Selam var Hakan. Hakan bu sene gelmişti. Ondan sonra Abdurrahman Karagöz, hayırlı akşamlar başkanım. İyi yayınlar, selamlar. Hayırlı Alaca akşamlar, selamlar. Onu da biliyorsun. Başkanım, hazır selam alınırken her ikinize de kalben selamlıyorum. Salih Osman Fındık. Aleyküm selam Salih Bey kardeşim. Evet, buradan da selam söylüyoruz. Erhan Yumlu, hayırlı programlar, hayırlı akşamlar demiş. Teşekkür hayırlı ederiz Erhan'cığım. Allah razı olsun. Teşekkürler, teşekkürler. Urungu Öbekçi, 2023 vizyonuna ulaşmak için önerileri nelerdir başkanımızın demiş. Biz bunu konuştuk biraz. Selamlıyorum kendisini. Urungu Öbekçi, bu gerçek isim mi bilmiyorum, bilmediğim Urungu ismi nadiren de olsa konuluyor belki kendisi. Öyle mi? Yani şey mi? Yani kendi şey yok öyle de yani ilk defa duydum da. Bozkurtların ölümü dirilişi merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın romanında orada kahraman olan Kürşad'ın oğlunun ismi. Yok yok bu isim. Ve çok nadiren de olsa isim olan bir isim yani. İsim olarak olduğunu biliyorum da bu vatandaşımızın yani bu gerçek ismi mi? Ha değil, tamam onu diyorum canım. Yoksa şey. Şimdi önerilerimiz. Mahles ismi kullanıyor ya. Mahles mi deniyor? He? Mahlas ha. Öyle mi dedim yani. Bu önerileri de diyor başkanım. Konuşacak mısın bu konuda? Konuştuk önerilerimizi ama. Önerilerimizi ve istikameti zaten söyledik. Yani Cumhur İttifakı bu konuda evet. Koyduğu iradeye milletimiz de destek vermektedir. Ne kadar yani ayağımızda bağlar veya engeller olsa da Türkiye 7 düvele karşı bu süreçten başarıyla çıkacaktır inşallah. Evet. Özet olarak bu. Evet. Bunu zaten bu arkadaşımız yayından sonra bu şeyimiz bizim hem YouTube'da hem tüm evet. Sitelerimizde video olarak devam edecek. Oradan başları izlerlerse oradan da görebilirler evet. Diyorum. Evet Sayın Başkanım sona geldik ama iki tane böyle konuşacağımız bir konu daha var. Bu rahmetli Başbuğ'un eşi ve evi ziyaret edildi biliyorsun. Evet. Ona nasıl bir tabir kullansam ben çok zoruma gidiyor. Hani namahrem eli mi değdi, ayağı mı basıldı? Bu topraklara bu ayakların basılması bizi rahatsız eder derdik ya bu vatana. Evet. Sanki öyle oldu ya biraz. Yani çok rahatsız oldum ben. Şimdi aile konusu daha hassasiyet arz ediyor Başbuğ'un ailesi olduğu zaman. Bu konuda biz her zaman daha dikkatli davrandık. Yani merhum Başbuğumuzdan bize miras kalan Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülke Ocakları'na zaten liderimiz gerekli hassasiyeti gösterdi. Bu kurumlar günümüze kadar selametle geldi ve Türk milleti ve Türk ülkemiz için de önemli iki tane kurum. Ama Başbuğ'un bir de ailesi var. Bu aileyle ilgili bir polemik yaşandı. Bizim temennimiz bu polemin bir an önce kapanması. Ailenin iyi niyeti veya düşüncesi ne olursa olsun Türk milletinin Başbuğ'um dediği rahmetli Alparslan Türkeş'in soy isminin bile bu şekilde bir polemiğe alet edilmemesi gerekir diye düşünüyorum. Burada zaten ziyaretin öncesinde
Kılıçdaroğlu'yla bir telefonlaşma var. Şimdi Sevel Hanım'ın yanına gidenler içerisinde Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'nin genel başkanı var, Kılıçdaroğlu. O aile gidiyorlar, ziyaret ediyorlar. Tabi bu ziyaretten sonra da ülkücüler, Türk milliyetçileri buna rahatsızlık duydular. Ama ben burada konuyu daha derinden ele almak yerine bu polemiğin kapanmasının herkese fayda sağlayacağı düşüncesindeyim. Çünkü iş bir aile hassasiyetine gidiyor. O yüzden burada kalkıp da Seval Türkeş'in günahlarını da saymayacağım. Yani bu da konunun kapanması açısından daha makul diye düşünüyorum. Evet. Ama liderimiz bu konuda her zaman hassasiyet göstermiştir. Alparslan Türkeş'ten sonra genel başkan olduğu için, bu hareketi liderlik yaptığı için sürekli birçok konuda eleştirilmiştir. Ama biz kendisinin teşkilat yöneticiliğini yapmış, idareciliğini yapmış veya hareketin bir neferi olarak veya kendisinin de evlatları olarak niteliyoruz çoğu zaman kendimizi. Bunlar olarak biz kefiliz. Sayın Genel Başkanımız bu aileye, Alparslan Türkeş ismine ve Başbuğ'dan kalan bütün mirasa sonuna kadar sahip çıkmıştır. Evet. Zaten hem onu bir emanet olarak, değil mi? O tabii. Aile bu ekibe, milliyetçilere, tabii, ülkücülere bir emanettir. Tabii. Onu farklı bir şekilde tartışmaya bile açmak hoş değildir. Rahatsız edicidir. Ancak ben sadece bu konuyu o yönüyle değil de şu yönünden kısaca bir değerlendirelim istedim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin, CHP'nin, Kılıçdaroğlu'nun, Kaftancıoğlu'nun ve Ekrem İmamoğlu'nun bu ziyareti gerçekten samimi midir, değil midir? Samimi değildir. Değildir. Ve dünyanın en riyakar insanlarıyla karşı karşıyayız. Tabii bu riyakarlıklar... İnsanlarımız bunlara artık kanmasınlar, evet, diye konuşalım dedim ben. Bu riyakarlığından en uzak kişi herhalde Canan Kaftancıoğlu. Yani diyor ki ben Sakine Cansız'a kefilim diyor. PKK'lı teröristlere kefilim, evet, diyor. Arkadaşım diyor. Hiç de geri adım atmıyor. Herhalde, evet, en omurgalıları olsa gerek. Evet. Ama gidiyor Seval Türkeş'i hanımefendi. O şeyi bozdu o zaman. He? O da o kendi duruşunu bozdu o zaman. Öyle mi? Tabii. İşte bozdu diyorum yani. O da bozdu. O da riya yaptı. Her zaman. O da riya yaptı. Siyaset için bazı malzemeleri kullanmaya çalışıyorlar ama tabii, siyasette bazı değerler vardır ki kullanılmayı bırakın, adının bile konuşulması, istismar edilmesi, evet, çok sakıncalı durum oluşturur. Evet. Bunun bu tehlikeli bir oyundur bana göre. Ateşle, evet, oynamak gibi bir şeydir. Rahmetli Başbuğ'un ailesi ailemizdir. Onun evi evimizdir. Onun çocukları çocuklarımızdır. Tabii. Ondan sonra ya o tartışmaya bile açılmaz. Ama o ziyaret yanlış bir ziyaretti. Tabii ki. Diyelim, sadece o kadarını söyleyelim. Evet. Son olarak bugün biliyorsun Milliyetçi Hareket Partisi il başkanları toplantısı vardı başkanım. Evet. Ben işin doğrusu çok az izledim. Çok yoğundum. Gelen giden misafir çoktu bugün. Çok az izleyebildim. Siz izlediniz herhalde. Ben takip ettim. Tayin il başkanımız da katıldı. Türkiye'nin, notlarınız varsa onu paylaşırsanız sevinirim. Türkiye'nin bütün vilayetlerinden il başkanlarımız katıldı. Tabii Devlet Bey burada uzunca bir konuşma yaptı. Herhalde 2020 yılının sonuna gelindiği için de yani hem 2020 yılının içerisinde yaşanan konulara değindi. Hem de 2021 yılı için veya gelecek için de bazı düşüncelerini aktardı. Bunları ben bugün takip ettim. Kendisinin özellikle bazı başlıklara vurgular yaptı. Örneğin HDP'nin kapatılması konusunda özellikle Selahattin Demirtaş'ın bir terörist olduğunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını tanımadığını, kesinlikle de bunun taraflı ve siyasi bir karar, siyasi bir karar olduğunu ve Türk devletine düşmanca alındığını ifade etti. Onun dışında o HDP'nin kapatılmasına ben de oy veriyorum. Eğer oyum varsa ben HDP kapatılsın diyorum abi. Ben de çok istiyorum HDP. Çünkü HDP demek artık PKK demek. Tabii. Yani bunun başka izah tarzı yok. Evet abi. Onun dışında anayasa çalışmaları yapan Millet İttifakı'nın
Daha önce bir anayasa çalışması yapmışlardı ama burada anayasanın ilk dört maddesini de Türklüğü de içinden çıkaracaklarını birbirlerinden gizlice dışarıya mı sızdırdılar artık bir şekilde. Bizim insanımızın haberi olunca bu defa dediler ki biz öyle bir anayasa taslağı hazırlamadık. Yalan söylediler. Bu defa işi başka bir tarafa gönderdiler. Herhalde dündü yeni bir taslak üzerinde çalışıyorlar. Bir de masayla ilgili sürekli bir çağrılar var. Masaya oturalım, masaya oturalım. Bu da Devlet Bey orada da şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki binlerce, yüzlerce masa var Türkiye'de. Hangisine isterseniz gidin oturun. Eğer sen de diyor bunları yapacaksan, bu masayla ilgili bir beklenti varsa yan yana oturun. Hatta kısır yiyin. İlan dedi onlara. Sonra hatta orada o tür şeyler çok ya. Çok. İYİ Parti'nin genel başkanına da evine dön. Yani böyle bir çile, böyle bir sıkıntı da son bulsun diye bir çağrıda bulundu. Onun dışında Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya CHP'nin bu son günlerdeki söylemleriyle ilgili işte o biraz önce de bizim bahsettiğimiz organ ticareti yapanlardan vergi alınması gibi konulara değindi. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten dedi artık bir sürekli yaptığı bir aymazlık olmuştur tarzında cümleler kullandı. Onun dışında özellikle Türkiye'nin Türkiye'de 2020 yılının felaketler yılı, yani bütün dünya ölçeğinde veya zorluklarla insanlığın büyük büyük badireler attığı bir yıl olduğunu vurguladı. Bu insanlık böyle bir çemberden geçerken bütün ülkelerde sıkıntılar yaşandığını, ancak Türkiye'nin bu sıkıntılara karşı daha güçlü bir devlet olarak ayakta durmasının da ancak toplumsal dayanışma, devlet millet er birliğiyle, sağlık sistemimizi kuvvetlendirerek veya bugünleri bir şekilde dayanışma içerisinde atlatmamız gerektiğini söyledi. Ancak bunun bir şekilde provoke edildiğini, Türkiye'deki sağlık çalışmalarının dünya tarafından takdir edildiğini, Dünya Sağlık Örgütü tarafından takdir edildiğini ama bir türlü bizim içerideki bu Millet İttifakı'nın özellikle bunu beğenmediği ve sürekli bununla ilgili bir şekilde aynı suistimalleri, işte rakamların çarpıtılmasıyla ilgili, aşıyla ilgili, birçok şeyle ilgili bunu suistimal ettiğini ve Türk devletinin gücünü bir şekilde kırmaya çalıştığını ifade etti. Yani sonuçta 2020 yılında Türkiye'de büyük belalar var, küresel bir tehdit var, salgın almış başını gidiyor. Bunlar da çıkıyorlar ikide bir diyorlar ki işte Sağlık Bakanı şöyle yaptı, devlet şöyle yaptı. Ben buradan kendi kullandığı cümleleri söylüyorum ama bunun dışında şunlar da var. Sağlık çalışanlarımız çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Çocuklarını göremiyorlar, ailelerini göremiyorlar. Bir nevi bizim nezdimizde biz kahraman olarak niteliyoruz onları. Bugün insanımız sokağa çıkma yasağı oluyor. Türkiye'de iş yerleri kapatılmış durumda. Belki gidiyor dinleniyor ama sağlık çalışanlarımız kahramanca işlerin başında duruyorlar. Şimdi biz bunları sürekli provoke eden insanlar olduğu zaman bu ne demektir? Bu Türk devletini, toplumsal hayatımızı provoke etmek demektir. Yok işte içlerinden bazılarını ayıracaklarmış, onlara değişik kıyafetler giydireceklermiş, işte barolar, kendi Türk Tabipler Birliği üzerinden yaptıkları provokasyonlar. Bunlar ciddi manada Türk devletinin gücünü kırmaya yönelik, Türkiye'nin bu salgın dönemini kuvvetli bir şekilde atlatmasına yönelik provokasyonlar bunlar. Bunlara değindi Sayın Genel Başkanımız. Ayrıca 2021 yılından sonra inşallah Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin yönetim şeklinin, Cumhurbaşkanı'nın hükümet etme sisteminin daha kökleşerek, kuvvetlenerek ve üzerine de eklenerek daha kuvvetli şekilde 2023 yılına gidileceğini, orada da mevcut Cumhurbaşkanımızın tekrar geri Cumhurbaşkanı adayı olacağını, bunun bir şekilde provoke edildiğini Millet İttifakı tarafından, hatta bir sürü işte geçmiş günlerde bir yemek fotoğrafını provoke edenlerin kriptocu olduğunu, buna benzer bir sürü insanın da hem siyasi partileri hem Cumhur İttifakı'nı bir şekilde provoke etmeye çalışacağını, zaten Zillet İttifakı'nda bunun karşısında olduğunu ama ülkemizin de bu ayak bağlarına rağmen yedi düvele karşı daha bağımsız, daha hür, daha müreffeh, daha kuvvetli, daha iyi bir vizyona sahip, daha kuvvetli şekilde gireceğini umut ettiğini söyledi. Evet. Peki teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben sana bir sürpriz yapayım dedim. Bir Mustafa Yıldız Doğan'dan bir Türkiye'mi bir dinleyelim.
Olur. Ondan sonra da mesajlarla birlikte de artık olur. Son şeyimizi yapalım. Hazır mı Mustafa? Yalnız senden şöyle, sen artık her hafta bir türkü ayarla. Tamam mı? Yani kimden ayarlarsın, kimden istiyorsun? En çok kimi seviyorsun sen? Bu Mustafa Yıldız Doğan var. Biz de biz hepsini dinliyoruz. Çok dinliyor müziğe, en çok sevdiğin hangi sanatçı? Aşina değiliz. En çok sevdiğin hangi sanatçı? En çok Ali Kınık'ı dinliyorum. Ali Kınık. Şimdiki gençler de en çok onu öyle dinliyorum mi? Herhalde. Bizim gerçi yaşımız geçti ama. Yaş yok, sen daha gençsin. Evet. Evet, o zaman haftaya da Ali Kınık'tan dinleyerek, evet, böyle. Şöyle bu programda bu tür araya güzel türkülerimiz falan koyarsak daha, evet, bir keyifli oluyor. Tabii ki. Çok da izleyicilerimizi sıkmadan hem de bir türkü de hediye etmiş olalım. Evet Mustafa. Çekmiş hep ninem, pınarlardan su doldurur eminem. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey 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 hey. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey 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 hey.
halayım barım. Toprağım ekmeğim, namusum arım. Kilimlerde çizgi çizgi efkarım. Heybelerin akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey. Heybelerin akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey. Heybelerin akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey. Evet değerli izleyicilerimiz, herhalde sizin de hoşunuza gitmiştir Akif Başkanım. Güzel oldu değil mi? Güzel. Bu türkü de. Teşekkür ederim. Bu türkü de bizi böyle bir havaya sokuyor, evet. Yani. Sağ olsun Mustafa Yıldız Doğan. Merhum Dilaver Cebeci'nde ruhu şad olsun. Evet. Söz yazarı değil mi? Cemal Kaya, Halil İbrahim abi, Akif Başkan'a sorar mısınız? MHP'de olmayıp İYİ Parti'de olup ülkücüyüm diyenlerle ilgili ne der? Nasıl analiz eder? Onu da evet. Merhum başkanımızın bir sözü var. Diyor ki başka yerlerdeki ülkücüler Yahudi dükkanındaki besmeleye benzer. Şimdi biz ne kadar kelam etsek, ne kadar söz söylesek, o onların kendi iradesi. Yani bize sorarsanız olmaz. Evet. Bir ülkücü gitmiş İYİ Parti'ye, Marksist Leninist biriyle yan yana, Ernest Rian milliyetçileri, işte Selahattin Demirtaş'la kahvaltı gibi. Da zor bir yani şey. Daha sayabileceğimiz bir şu şey. Eğer orada olarak ülkücülüğü temsil edeceklerine inanıyorlarsa arkadaşlar, o kendilerinin iradesidir. Ama biz ülkücülerin adresinin Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkü Ocakları olduğunu düşünüyoruz. Evet. Alparslan Türkeş'in de işaret ettiği budur. Sayın liderimizin işaret ettiği de budur. Evet. Evet, teşekkür ediyorum kardeşim. Evet. Urungu Öbekçi yine bir yorumda bulunmuş. Programınız Çorum üzerinde bir kaliteye sahip. Devamının gelmesini isterim. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Çorum üzerinde demeyelim de Çorum'a yakışır bir kaliteye diyelim değil biz mi? Teşekkür ederiz. Çorum selam üzerinde hoş. Hiç kimse olamaz. Uğurum Çorum şahadı satamıyorum. Çünkü Çorum bizim her şeyimiz. Evet. Çorum bizim evet. Hani deriz ya mesela Çorum'sa gerisi teferruat. Ben evet. Meclis başkanıyken de meclisteki evet. Sloganımız buydu. Evet. Biz Çorum için Çorum'u öyle diyemeyiz de ama Çorum'la Çorum ayarında Çorum'a yakışır bir program diyelim. Teşekkür ederiz o kardeşimize. Evet. Evet, Ahmet Hattab İmal son noktayı koymuş Sayın Başkanım. Selamlar, iyi yayınlar demiş Ahmet Başkan. Ben de Sayın Başkan'ı selamlıyorum. Son olarak da onun yorumunu alıyoruz. Ha, Zülfikar Kılıç, Akif Başkanım üniversiteden beri arkadaşımdır. Allah önünü her daim açık etsin. Selamımı iletiniz, başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Zülfikar Bey. Allah razı olsun. Ben de değerli kardeşimi selamlıyorum. Kendisi Erzincan Kemaliye'de. Buradan öyle mi? Çorum'dan selamlarımı iletiyorum kendisine. Biz de teşekkür ederiz. Buradan da Erzincan Kemaliye. Kemahiye evet. Değil, Kemaliye değil mi? Buradan selam olsun. Ondan sonra. Evet. Sayın Başkanım, ağzınıza, yüreğinize, ayağınıza sağlık. Bundan sonraki programlarımız inşallah. Bugün ilk olduğu için belki biraz hatalarımız, şeylerimiz evet. Olmuştur. Hem senin açından, hem benim evet. Açımdan, hem de kanalımızın ve teknik yönetimimiz açısından belki eksiklerimiz olmuştur diye düşünüyorum. İtalya'dan selamlar demiş. Kürt Diriliş diye bir şey, isim. Aleyküm selam. Buradan da İtalya'ya selamlar olsun. Bu programımız bizim milliyetçi muhafazakar ve İttifak olarak da evet. Devlet Bahçeli Bey ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
göz bebekleri gibi koruduğu Cumhur İttifakı'ndan yana evet. tavrımız. Bunu buradan deklare edelim. Yani evet. biz tarafız. Böyle bir taraftayız. Evet. Vatanımızın tarafındayız. Peygamber Efendimiz'in tarafındayız. Hazreti evet. Ali'nin, Osman'ın, Hazreti Ömer'in, değil mi? Hazreti Ebu Bekir'in tarafındayız. Fatih Sultan Mehmet'in tarafındayız. Evet. Ertuğrul Gazi'nin tarafındayız. Alparslan'ın tarafındayız. Abdülhamid'in tarafındayız. Evet. Ondan sonra ve Cumhur İttifakı'nın tarafındayız. Kim nasıl düşünürse düşünsün, hiç önemli değil. Biz doğru bildiğimizi, doğru bildiklerimizi buradan her zaman haykırmaya, konuşmaya devam edeceğiz bundan sonraki süreçte de. Başkanım çok güç verdiniz. Hem televizyonumuza hem Çorum'umuzdaki milliyetçi, muhafazakar ve ülkücü camiaya fikir ve yaşayacaklarımız ve şu siyasi ortamda bazı hani diyorlar ya itizat izine karıştı diye böyle bir durumda dahi birilerinin bir şeyleri anlatması lazımdı. Çorum ölçeğinde tabii genel ölçeği evet. şey yapıyoruz ama Çorum ölçeğine de tabii. alırsak yine buraya da bir şeyler katmamız lazımdı. Ve bunu da inşallah sizin vesilenizle yapacağımıza inanıyorum. Allah razı olsun. Son sözlerinizi alalım. Programımızı kapatalım inşallah. Ben Çorumlu hemşerilerimizi ve Kenton 9 izleyicilerimizi tekrar selamlıyorum. Ülkemiz ve insanlık çok zor bir dönemden geçiyor. Dünyaya hakim olmuş bir felaket senaryosunu hepimiz yaşıyoruz. Ülke olarak da bunu atlatmak için devlet-millet kaynaşmasını ve ülkemize olan güvenimizi yitirmememiz lazım. Bir taraftan devlet adamlarımıza, bir tarafımızdan milletimize, siyasetçilerimize, toplumumuz her kesimine bu konuda birçok görev düşüyor. Tabii bu konuda ülkemizin eksiklerini, yediklerini saymaktan ziyade topyekun bir birliktelikle bu dönemi inşallah atlatacağız hep birlikte. 2021 yılı da inşallah bu konuda ülkemize, milletimize, aziz hemşerilerim, Çorumlulara daha güzel günler getirir diye umut ediyorum. Cenab-ı Allah'tan niyazımız da odur. Bu dönemde benim vatandaşlarımıza, hemşerilerime, kendi 19 izleyicilerine özellikle söylemek istediğim şey, bu badireli dönemde çok daha dikkatli olmaları, yani dünyada gelişen gelişmelere, ülkemizde olan gelişmelere, yani devletinin, milletinin bu zorlu süreçteki mücadelelerine destek olması. Yani sağlık çalışanlarımıza, ülkemizin idarecilerine, polisimize, hangisine derseniz deyin, bir birliktelik ve bir dayanışma ruhu içerisinde aşabiliriz bu günleri. Dünyada birçok devlet zorlanırken biz de tabii ki zorlanacağız. Bir şekilde biz de bu badireleri atlatacağız ama bunlar birlikte kenetlenmekle, bir dayanışma ruhuyla aşılabilir. Ki bu dayanışma ruhu da toplumumuzda var. Ben inanıyorum. Ben milletimize de güveniyorum bu konuda. İnşallah yarınlara selametle çıkacağız. Cenab-ı Allah'tan niyazımız da odur. Ben bu duygu ve düşüncelerle sizlere de teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da buradan muhabbetlerimi tekrar yolluyorum. Aziz Çorumlu hemşerilerimize ve Kent 19 izleyicilerine hepinize de hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, hayırlı akşamlar ve Kurt Dirliş'i okumuştuk. İtalya'dan selamlar demişti. Uğur Cancelep tüh programın sonuna yetişebildim. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz kardeş. İnşallah bundan sonra programlarda birlikte oluruz. Sevgili Oğuz Aras kardeşime ve siz değerli başkanıma selamlar demiş Mutlu Akgüz. Oğuz mu diyorlar sana? Efendim göbek adım Oğuz olduğu için Oğuz değil. Tamam. Selamlıyorum ben de kendisini. Tamam. Da, teşekkür ederiz. İbrahim Yılmaz da artık son anda o da yetişmiş. Ondan da selamlar İstanbul'dan. Aleykümselam. Çok selamlar İbrahim. İbrahim kardeşime de buradan selam olsun diyorum. Evet değerli izleyiciler, yeni ve ilk programımızı burada noktalıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yine güzel konularla ve Akif Başkan'la birlikte sizlerin karşınızda olacağız. Herkese, emeği geçen tüm ekip, teknik ekip personeline ve Akif Başkan'a teşekkür ediyorum. Sizler de bizleri yalnız bırakmanız, hem izlemeniz hem de mesajlarınızla bizi yalnız bırakmanız için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.